Herkese iyi akşamlar. Güney Bölge Şubemizin bilirkişlik ve uygulamaları adı altında vereceğimiz yayınımıza hoş geldiniz diyorum. Yine değerli konuklarımız ve katılımcılarımız var. Gerçi bugün biraz diğerlerinden daha farklı. Yabancı konuğumuz daha az ama sağ olsun kendisi bizi kırmadı. Bilirkişlik Daire Başkanlığından Tetkik Hakimi İsmet Yurteri aramızda. Biz de yönetim kurulu başkanımız ve başkan vekilimiz Aykut Bey ve Gökhan Beylerle, moderasyonda da Güney Bölge Şube Başkan Yardımcımız Pınar Duru Baykal ve ben başkanınız Seval Uyanık olarak moderasyonda olacağız. Elimizden geldiği kadar sizlere bugün faydalı bilgiler vermeye çalışacağız. Çünkü çok merak edilen bir konuydu. Uzun süredir özellikle bizim Güney Bölge Şube üyeleri arasında merak edilen ve bilgilendirilmek istenen bir konuydu. Hazırlığını da çok uzun zamandır yapıyoruz aslında. İnşallah dediğimiz gibi sizlere faydalı olmaya çalışacağız. Süremiz biraz kısıtlı, 2 saat gibi bir süremiz var. Bu nedenle genel başlıklar altında gideceğiz. Daha sonradan inşallah sizlerden gelen taleplere göre belki devamını da yapabileceğiz. Onu da belirtmek istiyorum. Tekrar herkese hoş geldiniz diyorum. İyi yayınlar diliyorum ve sözümüzü Oda Başkanımız Aykut Üstün'e bırakıyorum. Evet, tekrar merhabalar, iyi akşamlar diliyorum. Tım Optex'in mühendisleri odamızın Güney Bölge Şubesi'nin bir etkinliğinde sizlerle birlikteyiz. Uzun zamandır önem verdiğimiz bilirkişlik eğitimleri, bilirkişlik konusu, bilirkişi kime denir, bilirkişiler ne iş yapar? Bu konuyla ilgili biraz sohbetvari bir toplantı, bir panel havasında bu akşam sizlerle birlikte olacağız. Seval Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Pınar Hanım'a da çok teşekkür ediyoruz. İsmet Bey, sizi aramızda görmek çok güzel. Değerli katkılarınız için çok teşekkürler. Ben sözü tekrar Seval Hanım'a bırakıyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun Aykut Bey. İsmet Bey, öncelikle bir sizi tanımak istiyoruz biz. Aramızda Evet. olduğunuz için de tekrar teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İsmet Yurtere ismim. 2018 yılında hakimliğe başladım. 1989 Konya doğumluyum. 2020 yılından itibaren Bilirkişilik Daire Başkanlığında tetkik hakim olarak görev yapmaktayız. Yaklaşık bir yıldır bilirkişilerimizle birlikte güzel hizmetler vermeye çalışıyoruz. Bu kadar söyleyeceğim. Çok teşekkürler. Gerçekten yani zor ve sıkıntılı bir süreç oldu bizim için bir hafta sizinle ayarlamak bunları ama nihayet buluşabildik, nihayet sizi üyelerimiz karşısına çıkarabildik diyelim. Bundan sonra da bağlantıyı koparmayacağımızı düşünüyorum açıkçası. Ben sözü Gökhan İnşallah. Onur Bey'e bırakmak istiyorum. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız. Merhabalar, Gökhan Orban, 15. Düzenleme Teknik Mühendisliği Odası Merkez Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktayım. Özel bir firmada teknik mühendis olarak görevimi devam ettirmekteyim aynı zamanda da. İlerleyen zamanlarda da bilgi ve diğer detaylarla ilgili tecrübelerimizi bu programda paylaşıp inşallah daha geniş bir alana yayılmak için bilgilik anlamında programı ilerleteceğiz. Bu anlamda sunumuza başladığımızda gene yorumlarımıza devam ederiz. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler Gökhan Bey. Şimdi arkadaşlar birazdan sunuma geçeceğiz. Elimizden geldiği kadar sunumun sonunda soru almaya çalışacağız ama hani sizleri sıkmamak adına belki aralarda sorularınızı İsmet Bey'e, Gökhan Bey'e yöneltebileceğiz. Gökhan Bey özellikle tecrübe aktarımı konusunda bizlere bugün yardımcı olacak aslında. Teorik bilgilerimizi biz daha çok İsmet Bey'den bekliyoruz açıkçası. Sunumu ben yönlendireceğim. O nedenle dediğim gibi sizlerden gelen sorulara ve yönlendirmelere göre hareket edeceğimizi tekrar belirtmek istiyorum. Evet, ben şu anda sunumumuzu açıyorum. Sunumu görebiliyor muyuz acaba? Henüz bağlanmadı sanırım. Şu an gelmedi. Geldi mi? Tamam. Yok, henüz gelmedi.
Ben paylaştım aslında ama. Evet. Şu anda paylaşılıyor. Evet. Evet. Öncelikle bilirkişi kimdir diyoruz ve burada tanımı Gökhan Bey'den alıyoruz. Bu işi uygulamalı yapan kişi olarak. Bilirkişi çözüm uzmanlığı özel veya teknik bilgi gerektiren hallerde oy ve görüşünü sözlü veya yazılı olarak vermesinin başvuruları gerçek veya özel hukuki tüzel kişisidir. Evet, yasal düzenlemelere geldik. Yasal düzenlemeleri de İsmet Bey sizden alalım. Tabii ki. 3 Kasım 2016 tarihinde bilirkişilik kanunu yürürlüğe girdi. Toplam 18 maddelik bir kanun olup bilirkişilik ile ilgili tüm kurumların da kuruluşlarını ve görevlerini düzenlemektedir. Ayrıca bilirkişiliğe kabul şartları seçilmesi, sicilin tutulması, görevlendirilmesi ile sicil ve listeden çıkarılma usullerini düzenlemektedir. 3 Ağustos 2017 tarihinde de bilirkişilik yönetmeliği yürürlüğe girmiştir. Toplam 91 maddelik bir yönetmelik olup temel ve etik ilkeler, yetkinlik, bağımsızlık, dürüstlük ve tarafsızlık, saygınlık ve güven, görevi kabul yükümlülüğü, menfaat elde etme yasağı, reklam yasağı, kurumların çalışma usulleri, temel eğitim, başvuru usulleri, denetim, inceleme ve yaptırımlar, görevlendirme usulü ile ilgili düzenlemeleri içermektedir. Bu konuda ben ayrıntılı bir bilgi vermek istiyorum. Tabii ki bilirkişilik kanunu ve yönetmeliği yürürlüğe girmeden evvel bildiğiniz üzere bilirkişilik daire başkanlığımız kuruldu. Bilirkişilik daire başkanlığımızın kuruluş kanunu da bilirkişilik kanunu da yer almaktadır. Bu durumda tabii ki bilirkişilik daire başkanlığından önce bilirkişilik başvuru usulleri ve yemini vesaire bu tarz işlemleri adalet komisyonları tarafından yerine getirmektedir. Bu konuda onların her yıl yapmış olduğu alımlar neticesinde yemin törenleri düzenlenerek göreve başlanmış olmaktaydılar. Tabii bilirkişilik daire başkanlığımız kurulduktan sonra yönetmelik hazırlığı içerisine girmiş olup daha sonra arkasından bölge kurullarımıza devreye girmişti. Bir sonraki slaytımızda da onu anlatabiliriz. Evet, İsmet Bey devam Evet, edebilirsiniz. söylediğimiz Artık gibi 7 Aralık 2016 tarihinde Bilirkişilik Daire Başkanlığımız faaliyete geçmiş olup ardından bölge kurullarımız kurulmuş olup halen 15 bölge kurulumuz faaliyettedir. Bölge kurullarımız bölge adliye mahkemelerinin bulunduğu illerde yer almaktadır. ben şurada İsterseniz o linke tıklıyorum. tıklayarak. Evet. Evet, bakın şurada arkadaşlar görüyorsunuz ekrandan da 15 tane ilimizi: Adana, Bursa, Gaziantep, Kayseri, Samsun, Ankara, Diyarbakır, İstanbul, Konya, Trabzon, Antalya, Erzurum, İzmir, Sakarya ve Van'da olmak üzere 15 tane bölge kurulumuz mevcut. Evet. Ekranda göremedik ama siz saydınız Evet. zaten hocam. Bu noktada kurulan yerler zaten bölge adliye mahkemelerinin bulunduğu illerdir. Bölge adliye mahkemelerinin de binaların içerisinde bizim bölge kurullarımız yer almaktadır. Bölge kurullarımızın da antiparantez görev yükümlülüğü çok yüksek görülmektedir. Bilirkişilerin sicillerinin tutulması, başvuruların alınması, yaptırımlar, bilirkişilere karşı yapılan şikayetler olmak üzere birçok işlemleri bölge kurullarımız dile getirmektedir. Bu konuda tabii daire başkanlığımızın yükünü bölge kurullarımız fazlasıyla almıştır. Kendi çalışmaları neticesinde biz onlara yardımcı olacak olan bazı kanuni düzenlemeler ve sicillerin tutulmasından tutun birçok düzenleme içermesi ve CİMER'e gelen bir sürü birçok başvuruların tarafımıza iletilmesiyle bunlara bölge kurullarımız aracılığıyla çözüm yolu bulmaktayız. Bir sonraki slaytımıza da geçebiliriz. İsmet Bey, İsmet ben Bey, burada bir araya buyurun. girebilir miyim? Tabii ki, buyurun. Dönelim Bir tekrar. yere gelebilirsek eğer.
Bu 15 bölge kurulumuz faaliyette dediniz. Bu bölge kurullarının Evet. sayısının ileriki günlerde artması söz konusu mu? Yani 25'e ya da 35'e çıkması gibi bir durum söz konusu mu? Yoksa 15'le Yok. sınırlı mı kalacak? Yok, 15'le sınırlı kalacak. Çünkü bölge kurullarımızın kurulma temeli bölge adliye mahkemelerinin neticesinde kurulan yerlerde. Bölge adliye mahkemeleri artarsa sayısı ve şu anda öyle bir planlama görünmüyor. Artarsa bizim de bölge kurullarımızın sayısını ona hitaben arttıracağız. Aykut Başkan, burada bir ekleme yapayım ben. Evet. İsmet Bey de belki söyler. Aslında tüm şehirlerimiz de bilirkişilik faaliyetleri devam ediyor. Bölge kurullarına bağlı olarak, diyelim ki Antalya bölgeye bazı iller bağlı, İstanbul bölgeye bazı iller bağlı. Dolayısıyla tüm illerimizi kapsıyor aslında, fakat Evet. 15 temel bölge kurulundan oluşuyor. Teşekkür ederim bilgilendirme için. Bir Bir kişi şeye başvurun. Buyurun. başvuru sicil ve listeye kayıt usulüne anlatacak şimdi Daire başkanımız tarafından temel eğitimleri vermek üzere eğitim kuruluşlarına izin verilmekte ve ilk defa başvuran kişiler bu eğitim kuruluşlarından bilirkişilik temel eğitimi almak kaydıyla bilirkişilik bölge kurullarına başvurmaktadırlar. Bilirkişliğe kabule ve bilirkişlerin sicile ve listeye kaydedilmesine karar verme yetkisi bölge kurullarına aittir. Bildiğiniz üzere bilirkişilik temel eğitim almakla bilirkişliğe başvuru şartının tamamen karşılanmış olmuyor. Bu konuda birçok şart var. Bu şartlardan en önemlisi de 5 yıl fiilen çalışma şartı aranmaktadır. 5 yıl fiilen çalışma şartına da ben özellikle değinmek istiyorum. Bu konuda fiilen ibaresi çalışan kişinin bunu çalıştığına yönelik ispatını belgelerle yapması gerekiyor. SGK kaydı olur ve orada çalıştığına dair diğer belgeler olur. Bu konuda tamamen ispat şartı başvurucuya aittir. Diğer tüm şartlar bilirkişilik kanunda yer almaktadır. Bu yıl içerisinde yapılacak olan başvuru alma ile ilgili takvim yayınlanarak bu süreçte eğitim alanların başvurması sağlanacaktır. Burada da bu yıl içerisinde alım yapacağımız ve güz döneminde inşallah alım yapacağız. Özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü bize birçok bu konuda CİMER başvurusu geliyor. İşte eğitim alan birçok kişi olduğu, 25 bin civarında eğitim alanın başvuruları beklediğini de biliyoruz. Eğitimleri de şu anda COVID ve yenileme eğitimleri olmasından dolayı durdurmuştuk. Onları da yakın zamanda açacağız. Ve bilirkişi alımlarını da inşallah güz döneminde yapmayı düşünüyoruz. Yani soru soracak arkadaşlarım bu konuda da özellikle kendilerine ileterek diğer daha farklı sorular sormalarını da sağlayabiliriz. İsmet Bey, Ben burada ben bir burada şey bir ilave sorabilir yapabilir miyim? miyim? İsmet Bey, bir şey sormak istiyorum ben de. Tabii ki. Buyurun. 5 yıl fiilen çalışma şartı, o bilir kişilik yapacağı alandaki çalışma şartı herhalde. Yani Evet. mesleğin birazdan ileride sunumda da görecek arkadaşlar da orada temel alanlar vardı. Ana alan ve alt alan var. Bu ana alan mı, alt alan mı? Onu merak ettim ben. Tabii ki. Şimdi bizim toplamda isterseniz bunu ben Gelelim hemen, cevaplayayım. geleyim ben istersen. Şurası. Şimdi bizim web sitemizde de bu temel ve alt uzmanlık alanlarımızı yayınladık. Bu konuda gördüğünüz üzere 24. temel uzmanlık alanımız endüstriyel ürünler, tekstil ürünleri şeklinde geçmektedir. 30. da kimya olarak. Toplamda 65 adet temel uzmanlık alanımız, 737 adet de alt uzmanlık alanımız var. Bu konuda alan olarak çok fazla fazlasıyla bunu karşıladığını düşünüyorum sayıların. Bu sebeple başvuracak olan kişilerin temel uzmanlık alanını seçerek alt uzmanlık alanında hangisinde fiilen çalıştığını ispatlaması gerekiyor. Mesela giyim sektöründe çalışmış bir kişinin endüstri mühendisi olmuş olsa bile, yani tekstil mühendisi olmuş olsa bile endüstriyel ürünleriyle ilgili ya da tasarımla ilgili bir şirkette çalışmadıysa yapacağı, başvuracağı tek alan var. 24.02 alt uzmanlık alanı tekstil ve giyime başvurabilir. Burada alt uzmanlık alanı ve temel uzmanlık alanın seçimi başvuru esnasında yapılmaktadır. Bunu da bilirkişilerimiz kendi 5 yıl fiilen tamamladığı uzmanlık alanını seçerek kendisi buradan başvurusunu tamamlayacak. Bizim bölge kurullarımız bu konuda kendi çalıştığı uzmanlık alanına
ve fiilen çalıştığı uzmanlık alanını ve beyan ettiği uzmanlık alanlarını karşılaştırarak, burada örnek veriyorum, sadece tekstil ve giyim sektöründe çalışmış ya da sadece deri ve kürkten mamul ürünler üzerine çalışmış bir kişinin diğer dört alt uzmanlık alanını seçmesi durumunda üçünü reddedecek, sadece birini kabul edecektir. Bu konuda da zaten titizlikle inceleniyor başvurular. Başvurucuların özellikle herhangi bir red işlemine karşılık kendi başladığı alanlarında ve çalıştığı alanlarda başvurmasını tavsiye ediyoruz. Çok teşekkürler. Gerçekten çok faydalı bir bilgiydi bizim için. Devam ediyorum. Tabii ki. Evet, burada söyleyeceğimiz bir şey kaldı mı İsmet Bey? Açıklamak istediğiniz başka bir şey? Evet, burada ben bir şey ekleyebilir miyim? Buyurun. Tabii, buyurun Gökhan Bey. Biz bu arada tekstil mühendisliği olarak da bu sene tabii ki yenileme eğitimi ve bilişimcilik eğitimine devam edeceğiz. Yetkimizi tekrar aldık, yeniledik. Dolayısıyla bizim de bu sene içerisinde bu ara bilgi geçeyim. Odamız olarak eğitime devam edeceğiz. Yine burada bir şey sorabilir miyim diyeceğim. Ben bilmediğimden çok tabii şey ki soruyorum. Kusura bakmayın. Temel eğitimle yenileme eğitimi arasında fark var mı Gökhan Bey? Var tabii ki. Yani ikisi farklı saat olarak. Ve bir tanesi ilk başvuruda alan eğitim. Dolayısıyla bütün içerikleri barındırıyor. Yenileme eğitimi daha farklı. Peki saat ne kadar? Temel eğitimde ne kadarlık bir saat eğitimi var? Yenilemede ne kadar var? Onun şartlarını İsmet Bey'le beraber konuşalım. Çünkü bildiğim kadarıyla ofisli olarak tedavi edilmedi. Tabii ki o konuda ben isterseniz bilgi vereyim. Temel ve yenileme eğitimlerinin farkı, temel eğitimi alan bir kişi ilk başvuran kişidir. Yani şu an bilirkişi siciline kayıtlı olmayan bir kişinin bilirkişiliğe başvurması için temel eğitim alması şart. Bilirkişiliğe kabul edilen kişinin 3 yıl biliyorsunuz, 3 yıl yıllığına listelerimiz oluşturuluyor. 3 yıldan sonra bilirkişilik listesinde olan kişinin de yenileme eğitimi alması şartımız var. Yenileme eğitimi almayıp tekrar da başvurmayan kişiler sicile kayıtlı olmuş olsa bile yeni dönemde kayıtları tamamen silinecektir. Bu konudaki ikisinin arasındaki fark, temel eğitim alan kişiler ilk başvuran, yenileme eğitim alan kişilerin de mevcut fiilen görevini yerine getiren bilirkişilerdir. Çok teşekkürler. Devam ediyorum. Bununla ilgili bilgi zaten ileride var. İlk bilirkişi daire başkanlığı kurulduğunda kayda alınan bilirkişiler yenileme eğitimleri ertelendi COVID'den dolayı. Yenileme eğitimleri yani 2021'de gerçekleşecek. Onun için ilk olanlar zaten bu sene yenileme eğitimini alacaklar. İlk alanlar hariç tabii ki benim bahsettiğim. Evet. Bilirkişilik temel eğitim prosedürü hakkında gelişmelerden bahsedelim. Biliyorsunuz 2 Mart 2021 tarihine itibaren COVID salgını ve bilirkişilik temel ve yenileme eğitim müfredatın gözden geçirilmesiyle güncellenmesine yönelik çalışmanın tamamlanması amacıyla eğitimler durdurulmuş olup önümüzdeki süreçte eğitimlerin verilmesine yönelik ayrıca takvim yayınlanacaktır. Bu konuda müfredat değişikliği ve temel eğitim kitaplarının güncelleme çalışması devam etmektedir. Bunda son durumu da aktarayım. Çünkü güncel bazı gelişmeler de oldu. Temel eğitim kitaplarımızın ayrıntılı olarak güncellemesini bitirdik. Şu anda yayına hazırlayan hocalarımız tarafından son düzenlemeler eşliğinde yakın zaman içerisinde bunu yayınlamayı düşünüyoruz. Tabii ki temel eğitim kitaplarının şu öneme mevcuttur. Temel eğitim kitapları yayınlandıktan sonra biz eğitimlere izin verebileceğiz. Çünkü eğitimlerin bu eğitim kitaplarına ve müfredata uygun bir şekilde devam etmesini istiyoruz. Müfredatta da tabii ki saat olmasa bile toplamda 20 saat biliyorsunuz. Bunun arttırılması yapılmayacak. Ancak içeriğinde bazı değişiklikler yaptık. Zaten özellikle belirttiğimiz üzere bir önceki slaytta da belirttiğimiz gibi özellikle uygulamaya ağırlık vermeyi düşünüyoruz. Uygulamadaki ağırlığımızdan kasıt da kişilerin bilirkişi portalı kullanımından tutun da örnek bilirkişi raporu yazılmasına kadar, örnek bilirkişi raporu yazılması çalışmasına kadar birçok düzenlemeye eklemeyi düşünüyoruz.
Bu sebeple yakın zamanda temel eğitim kitaplarımızı ve müfredatımızı bitirip yenileme eğitimlerine tekrardan izin verip hem temel eğitim almak isteyen hem de yenileme eğitim almak isteyen kişilerin de ilgili kuruluşlara başvurmasını sağlayacağız. Bu da Seval Hanım, sizin sorunuza bir ufak bir cevap geldi. Yani mevcuttaki değişiklikler yenileme eğitiminde hem kitap olarak güncellenecek hem de yenileme eğitiminde ekstra bilgi olarak verilecek. Peki bu kurumları daire başkanlığı mı belirliyor veya herhangi bir kurum başkanlığa başvurup da ben bu eğitimi verebilir miyim diye izin mi istiyor? Biz Nasıl tekstil mühendisliği veriliyor? odası olarak başvuruyoruz ve izin aldık. Ama diğer tekstil detayları İsmet Bey anlatsın isterseniz. Tabii ki izin mercimiz bakanımız. Bu konuda ilgili kuruluşlar, yönetmeliğimizde de çok açık düzenlemeler haiz. İlgili kuruluşlar yönetmelikteki hususları yerine getirdiğini beyan ederek sunmuş olduğu ek belgelerle daire başkanlığımıza başvuruyor. Daire başkanlığımız tarafından uygun bulunması, daire başkanlığımız ve bakanlığımız tarafından uygun bulunması durumunda kendilerine 3 yıllığına eğitim izni veriliyor. Eğitim verme izni veriliyor. Ve bu kişilerin de 3 yıllık yenileme dönemleri var. 3 yıl dolmadan kendilerini bize tekrar başvurarak yeniden eğitim vermek istediklerini beyan etmeleri gerekiyor. Eğer ki 3 yılı geçirirlerse, süreleri geçirirse kendilerine vermiş olduğumuz ilk izni biz iptal ediyoruz ve kendilerine kesinlikle o yıl içerisinde tekrar izin vermiyoruz. Bu sebeple tarafımızdan izin alan kuruluşlar da zaten web sitemizde ayrıntılı olarak sürekli ilan ediyoruz. Çok teşekkürler. Ben burada İsmet Bey'e bir soru sorabilir miyim? Tabii, tabii ki. Kongardota eğitimi veren kuruluşları genişletme planımız var mı? Kongardota eğitimini biliyorsunuz. Yakın zamanda Kongardota başvurularını aldık. Aldınız. Aralık ayında da başvuru sonuçlarını açıkladık. Bu sebeple 3 yıl içerisinde bir başvuru alınmadığı için şu an için öyle bir planımız gözükmüyor. Gözükmüyor. Tamam. Evet. Peki geçiyorum burayı. Evet, yine güncel gelişmelerimizle devam ediyoruz. Evet, kamuoyunun da bildiği gibi Sancun Başkanımız tarafından İnsan Hakları Eylem Planı yayınlandı. Tabii ki bunu bir sonraki slaytlarda ayrıntılı olarak açıklayacağız. Bilirkişilerin denetimi ve performansın değerlendirmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi çalışması yürütülmektedir. Buna sadece bir küçük bir başlık olarak değinebilirim. Bilirkişilerin denetim ve performansına ilişkin bir yönetmelik hazırlığı içerisindeyiz. Bu yönetmelik son aşamada. Ve bu konuda bilirkişilerin performanslarına yönelik de bir form hazırlıyoruz. Bu formun da bölge kurulları tarafından yerine getirerek daha nitelikli bilirkişilerin sisteme kazandırmaya çalışmayı amaçlıyoruz. Temel eğitim kitapları yenileme çalışmaları devam etmektedir. Bu konuda da zaten bir önceki slaytta bilgi vermiştik. Temel eğitim müfredatı yenileme çalışmaları devam etmekte ve uygulama eğitiminin ağırlığının artırılması planlanmaktadır. Yine bir önceki slaytta bahsettiğim gibi uygulama eğitimine ağırlık vermeyi düşünüyoruz. Yani sadece küçük bir tüy olarak verebiliriz ki tüm eğitimin yarısını bulacak şekilde uygulama eğitimine arttırmayı düşünüyoruz. 1 Ocak Hocam, 2020 İsmet tarihine Bey, itibaren bilirkişi... Burada bir yere tabii girebilir ki. Miyim? Haydar Demiray'ın bir tabii. sorusu vardı. Herhalde cevap vermiş olduk. Temel eğitim dersleri minimum 24 saat olmak üzere veriliyordu. Eğitim teori kısmını doktora yapan bir hukukçu, pratik kısmını ise 5 yıl tecrübeli bir bilirkişi veriyordu. Değişiklik oldu mu? Yenileme eğitimi kim verecek? Sadece 6 saatten mi oturacak teorik dersi diye. Burada bu çalışmanın devam ettiğinin ifadesini de söylemiş oldunuz. Henüz netleşmiş bir durum yok herhalde anladığım evet, kadarıyla. Evet. Ama uygulama eğitiminin artıracağı ile ilgili aynen öyle. Bir bilgi vermiş oldunuz Haydar Demiray Beyefendi'ye. Evet. Uygulama eğitimini artıracağız. Bu konuda zaten %50'ye yakın bir uygulama eğitimi olacak. Eğitimcilerin niteliğine ilişkin bir şu anda bir değişiklik görülmüyor ama dediğimiz gibi tamamen tüm değişiklikler olduğu zaman kamuoyuna zaten duyuracağız. O zaman bir soru daha var geçmeden de onu da geçelim. Bu tabii da ki. eski geçtiğimiz bir konu. Mehmet Güneş Hı-hı. Bey sormuş. A sınıfı iş güvenliği uzmanı sertifikası almış. Ancak 5 yıl iş güvenliği uzmanı olarak çalışmadığı halde lisede A sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak görünmek mümkün mü demiş. Yani kişi iş güvenliği uzmanlığını alıyor 5 yıl Hı-hı. önce ama çalışmıyor.
bu şekilde iş güvenliği uzmanı olarak gözükebilir mi sistemde diye soruyor. Bence Şimdi gözükemez ama çünkü ispatlaması lazım çünkü teknik olarak aynen çalıştığını. öyle, evet. Orada öyle bir durum var. Şimdi fiilen çalışma şartını biz net olarak algılıyoruz. Çünkü Kongor'da da komiserliğinde de bu durumu biz çokça yaşadık. Orada da çünkü fiilen çalışma şartı var. Fiilen çalışma şartını biz o kişi o uzmanlığı onun uzmanlığını ve fakültesini bitirmiş olsa da fiilen çalışmadığı halde bu konuda başvuramaz. Bunu net olarak biz araştırıyoruz. O sebeple bu şekilde kişinin cevabı verebilirim. Teşekkür ederiz. 1 Ocak 2020 tarihine itibaren bilirkişi iş sayılarına kota getirilmiştir. Kota sayısı normal dosyalarda 30, seri dosyalarda ise 60 olarak belirlenmiştir. Bu konu gerçekten çok uğraştığımız bir konuydu. Ve halen de UYAP'ta bazı sorunlar, bazı hatalar çıkmakta ve sürekli Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü'yle bu konuda çalışmalar yürütmekteyiz. Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü'ne de tabii bu aşamada teşekkür ederiz. Nispet Bey, şeyi de açalım Şu mı an orada? Normal tabii ki. dosya ve seri dosyayı da açar mısınız? Tabii normal dosya Anlamadım. olarak kastedilen, evet, normal dosya olarak kastedilen seri olmayan tarafları ve konuları farklı olan dosyalardır. Ancak seri dosyalardaki ayrım ise kanunumuzda aslında yer almıyor böyle bir tanım. Ama uygulamada yer alıyor ismi. Dava türü olarak belirtiliyor. Seri dosyalar tarafları ya da tarafları ya da konuları aynı olan ve seri şekilde açılan dosyalardır. Örnek vermek gerekirse aynı kurum tarafından açılan kamulaştırma davaları ya da aynı kurum tarafından açılan alacak davaları gibi tarafları farklı olsa da bunlar seri dosya olarak girilmektedir. Bunlar dava açılırken dava türü seçilerek girilmektedir. Daha sonradan normal dosya seri dosyaya ancak hakim kararıyla değiştirilebilir. Bu sebeple biz onlara 60 olarak belirlenme sebebi de seri dosyaların benzer dosyalar olması ve bilirkişi tarafından normal dosyalar oranla daha az emek harcanarak yapılmış olmasıdır. Toplamda 30 puana tekabül eden bir sistem öngörüldü burada. Normal dosyalar 1 puan, seri dosyalarda 0,5 puan şeklinde bir nitelendirme yaptık. 30 puanı bulan bilirkişilerimiz o ay içerisinde herhangi bir dosya alamayacak. Toplamda da 360 dosyaya tekabül edecek. 720 adet de seri dosya alabilecek bir sene içerisinde. Ve bu her ay kendiliğinden güncellenme çalışması olacak. Sistem tarafından kendiliğinden değiştirilecek. Tabii bu kota uygulamasının birçok etkilerini de görüyoruz. Son aldığım verilere göre daha önceden yaklaşık biliyorsunuz 50 bine yakın bilirkişi sayımız var. Ve bunlardan büyük çoğunluğu görev alamamaktaydı. Çok küçük bir çoğunluğu görev almaktaydı. Bizim sistemimize göre 4 yılda yaklaşık 20 bin bilirkişiye ortalama dosya gittiği ve sayısal olarak da 2 bin civarında bilirkişinin çok üst düzey sayılar aldığı tespit ediyoruz. Bu konuda şu anda 3 ay içerisinde de 28 binin üzerinde bilirkişiye dosya gönderilmiş oluyor. Ve bu da toplam sayının %55'inin üzerinde bir orana tekabül ediyor. Yani şöyle söyleyeyim, sadece 3 ay içerisinde kota sebebiyle biz %55'in üzerinde bilirkişi görevlendirmesini yakalamış durumdayız. Bizim beklentimiz bütün bilirkişilerin görev alması. Tabii ki nitelikli ve niteliksiz ayrımı vardır. Bu konuda zaten en iyi niteliksiz ayrımını hakimlerimiz yapar. Hakimlerimiz niteliksiz bilirkişileri de tespit ederek ve bu konuda yetersiz bilirkişilerimizi, yeterli olmayan bilirkişilerimizi tespit ederek bölge kurullarımıza bildirebilmektedirler. Ve önümüzdeki yıl uygulayacağımız olan bir sonraki başlıklarda da ve insan hakları eylem planında da belirttiğimiz tevzi usulüne geçildiğinde de yeterince sorunları aşmış olacağız diye düşünüyorum. Diğer maddeleri de okumak gerekirse bilirkişiler portaldan ve İsmet Bey, bir şey e-bilirkişi mobil söyleyebilir uygulaması miyim? kota bilgisini görebilmektedirler. Buyurun.
Mehmet Arıkan Bey'in bir yorum var ama 30 dosyanın aylık olarak fazlalığıyla alakalı bu rakam doğru mu ya da neye göre hesaplandı? Sizin bir istatistiksel bir çalışma sonucunda mı çıktı? Evet. Mesela Mehmet Arıkan Bey bunun çok fazla olduğunu düşünüyor. Öyle bir yorum geçmiş. Evet. Bu İsterseniz konu buraya da bir yorum tabii geçelim. ki tabii ki yayınlayabiliriz. İlk başta biz 15 olarak belirledik. Ama bu çok kısa süre sonra birçok durumdan şikayetçi olduğu için 30'a çıkardık. Bu tabii ki 30 sayısı bazı illerde fazla olarak görülebiliyor. Ancak bazı illerde bilirkişilerimiz ve bazı alanlarda bilirkişilerimiz çok az. Biz bunu temel olarak tüm Türkiye genelinde bir uygulama yaptığımız için dezavantajlı olan bölgeleri de düşünmek zorundayız. Bu sebeple 30 dosya olarak belirlenmesinin sebebi tamamen bazı alt uzmanlık alanlarındaki bilirkişi sayılarımızın azlığı ve bazı bölgelerde bilirkişilerimizin çok az olmasıyla ilgili. Zaten 2022 yılında inşallah tevzi uygulamasına geçildiği zaman kota uygulaması da tevzi uygulamasına çok yardımcı olacak bir uygulama olarak görünecek. Şimdi net bir gerçek var değil mi? Kişi, yani bilir kişi kotasını doldurduğu anda dosya alamıyor değil mi? Bunu hiç uygulaması oldu mu şu ana kadar İsmet Bey? Evet, 3 aydır uyguluyoruz bunu. Yaklaşık hatta Öyle bir 4. soru ayımıza var gireceğiz. çünkü hiç kotasını doldurup rapor alamayan, daha doğrusu dosya alamayan bir kişi oldu mu diye bir şey var, soru var. Tabii ki. Bu konuyu da biz sürekli takip ediyoruz. Çok fazla değil ama kotası dolanların çok fazla değil. Çünkü mahkemeler tarafından çok az sayıda kişiye dosya veriliyordu daha önceden. Bu kişiler kotasını hemen dolduruyor. Bir günde dolduranlar da var, 2 günde dolduranlar da var. 3 günde de bu 30 dosya doldurulabiliyor. Bazı büyük şehirlerimizde bu sayıyı az bulan bilirkişilerimiz de var. Bize telefon açarak 45'e 60'a yükseltin. Bu konuda 30 sayısı bizim için çok az kalan diyenler var. Bazıları da ona düşürün şeklinde diyor. Biz ortalama bir rakam bulduğumuzu da bu gelen tepkilerden de anlıyoruz. Zaten bu istatistik çalışması ile ortaya çıkmış bir sayı ortalaması. Şu anki bilirkişi sayımıza göre 30 civarında bir sayı alınması gerekiyor. Buna da şu şekilde de cevap verebilirim. Türkiye'de 2 milyon lira, 2,5 milyonun üzerinde dava açılmaktadır her yıl. Bunun da zaten büyük çoğunluğunun bilirkişi görevlendirmesi olduğunu düşünürsek bu sayıların çok yüksek olmadığı görülecektir. İnşallah tevzi uygulamasıyla zaten kota durumu fiilen kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Tevzi uygulamasıyla sırası gelen bilirkişi kendi uzmanlık alanına göre görevini alacaktır. 2022 yılında da bunu getirmeyi planlıyoruz. Kota uygulamasının ya zaten bilgileri internet sitemizde güncelleniyor bildiğim kadarıyla, doğru mu? Yani Evet, kota evet. başladı diye öyle bilgi veriliyor mu? Kesinlikle. Çünkü mesela Zeynep Nuran'ın 15 adet kota yapıldı başlangıçta, sonra bunu biz fark ettik, daha sonra duyuru olmadan yükseltilmiş gibi bir yorum yapmış. Herhalde o arada bir geçiş esnasında oldu bu benim anladığım Evet kadarıyla. evet geçiş oldu zaten. Biz bu kota uygulaması biliyorsunuz çok önemli bir uygulama. Yani biz reform olarak bile getiriyoruz. Daha önceden binlerce dosya alan bilirkişilerimiz var. Bu sebeple kota uygulaması aslında bir reformun öncülüklerinden birisi. 15'lerin, 30'ların tartışılması, şu anda kotaların tartışılması birçok bilirkişiler açısından çok sevindirici bir haber olarak bizle paylaşılmaktadır. İlk başta olup daha sonra arttırılmasının sebebi de mahkemelerin durumlarıyla alakalı ve bazı alanlarda ciddi şekilde bilirkişi azlığı var. O sebeple 30 dosyasına çıkarıldı. Şimdi paylaşılma hususunda şu şekilde hem katiplerimizin, yazışları müdürlerimizin ve hakimlerimizin ekranında bilirkişilerin kotaları anlık olarak görülmektedir. Bunlar yeşil renkte olanlar kotası dolmayanlar, kırmızı renkte olanlar ise kotası dolan kişileri ifade etmektedir. Bunların tabii ki kırmızı renge gelenler yani 30 dosya alan kişiler sistem tarafından engellenmekte ve hiçbir şekilde görevlendirme yapılamamaktadır.
Bu da her ayın birinde tekrardan o kişiye sıfırdan kota tanımlanmaktadır. Ta ki 360 sayısı, yani yıllık sayısına ulaşıncaya kadar. Bu sebeple sistemde bu konuda bir açık olması mümkün değil. 30 dosyayı alan ya da 60 tane seri alan kişi o ay içerisinde tekrardan görevlendirilemiyor. Şunu da unutmayalım, ben özellikle dile getiriyorum. Biliyorsunuz 2019 yılının başında rapor teslim kontrolü uygulaması yürürlüğe girdi. Rapor teslim kontrolü uygulaması da şudur ki, bilirkişiye hakim tarafından, mahkeme tarafından ya da savcılık tarafından verilen süreye riayet etmediğinde, yani 30 gün verilen sürede bilirkişi raporunu teslim etmezse 31. günden itibaren kesinlikle rapor alamıyor. Yani görevlendirme yapılamıyor. Kendisi süresinde raporunu teslim etmesi için bu uygulamayı getirdik. Bu uygulamanın da katkısını şu şekilde gördük. İnşallah önümüzdeki günlerde de biz paylaşacağız. Bilirkişi sürelerinin, yani Türkiye'deki ortalama bilirkişi sürelerinin 2019'dan öncekinde oranla 4'te 3 oranında azaldığını tespit ettik. Sayısal verileri de yakın zamanda başkanlığım sitesinden duyurulacak. Çok büyük bir şekilde kazanç sağladık ve makul yargılama sürelerine neredeyse 3 ila 5 ay arasında sürelerle daha az bir şekilde bilirkişi raporlarının sunmalarını sağladık. Bu sebeple kota uygulamasını ve rapor teslim kontrol uygulamasını biz daire başkanı olarak önemsiyoruz. Pınar Hanım, bir şey soracağım. Çok fazla kota ile ilgili soru geliyor. İsterseniz evet, burada ben kaçırabilirim. Belki sonuna saklayabiliriz. O arada çok soru geliyor. Kota konusu. Evet, ben de onlara bakıyorum. Burada bahsi geçen tevzi uygulaması ile ilgili de bir soru gelmiş. Bir izleyicimizden, İbrahim Bey'den. Tevzi uygulamasının detaylarını öğrenebilir miyiz diyor. Tevzi uygulamasını evet, yeni alımlarla birlikte yapmayı planlıyoruz. Biliyorsunuz, tekrar edeyim, güz döneminde inşallah yeni bir bilirkişi alımı yapacağız. İnsan hakları eylem planımızda, yani Sayın Cumhurbaşkanımızın paylaşmış olduğu insan hakları eylem planında tevzi maddesi özellikle dile getirildi. 2022 yılında inşallah tevzi aşamasına geçmeyi planlıyoruz. Tevzi aşamasının çalışmalarına da başladık. Bazı örnek uygulamalar var. Onları başarı temelli, performans temelli birçok alternatifi değerlendiriyoruz. Şu an için tevzi uygulamasından bahsetmemiz şu an için erken. Ancak bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Teşekkür ederiz. İsterseniz arkadaşlar biraz slaytlar üzerinden gidelim. Sorular da çoğaldı. Çok ilerleyemedik. Biraz ilerleyip ondan sonra araya soru alalım isterseniz. Diğer maddeye de geçeyim. Evet, tamam. Bilirkişiler portaldan ve bilirkişi uygulamasından kota bilgisini görebilmektedir. Bu konuda portalda zaten bir kota uygulamamız vardı. Bilirkişi uygulamamızda da yarın yüklenmiş olacak. Ve artık bilirkişilerimiz telefonundan kaç dosyası kaldığını, kaç kotası kaldığını, kaç dosyayla görevlendirildiğini ve tüm sicil bilgileri dahil olmak üzere birçok bilgisini görebilecek. Ve portaldan da biliyorsunuz birçok düzenlemeler de yapabiliyor. Onu bir sonraki slaytlarda anlatacağım. UYAP güncellemeleriyle hem bilirkişi portal uygulaması hem e-bilirkişi mobil uygulama sürekli geliştirilmektedir. Tüm sicile kayıtlı bilirkişilerin e-tebligat adres tanımlama işlemi tamamlanmıştır. Bu konuda da 50 bine yakın bilirkişimize aktivasyon işlemini tamamladık. Büyük bir çoğunluğu, yaklaşık 43 bine yakın bilirkişimiz e-tebligat edindi. Diğer bilgilerin de edilmesini bekliyoruz. Bu konuda da söyleyeceklerim bu kadar. Diğer slayta geçebiliriz. Burada bir şey söyleyebilir miyim ben? İsmet Bey, daha önceki konuşmalarımızda siz şey demiştiniz. Ben bilirkişi daire başkanlığı olarak bizim bilgi işlem birimiyle en fazla diyalogda olan kişi benim ve onları yönlendiriyoruz demiştiniz aldığımız durumlara göre, değil mi? Bundan bir bahseder misiniz? Nasıl yapıyorsunuz mesela? Evet. Bu birimi nasıl yönlendiriyorsunuz? Şimdi bilirkişi portal uygulaması, e-bilirkişi mobil uygulaması, UYAP, bu tamamen sisteme ait olan uygulamalar.
Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü, Genel Müdürlüğümüz tarafından yerine getirilmektedir. Bu Bilgi İşlem Genel Müdürlüğümüz içerisinde birçok yazılım uzmanı arkadaşlarımız, yazılım daire başkanlarımız, hakimlerimiz yer almaktadır. Bu konuda da daire başkanlığımızın bilgi işlem sorumlusu olarak şahsen ben görev yapıyorum. 3 ay içerisinde bizim her güncellememizde 20'nin üstünde güncelleme maddesi açmaktayız. Ve bu konuda tüm portal uygulamasını ve bilgi uygulamalarını geliştirilmesine katkı sağlamaktayız. Sürekli hata olduğu zaman anında müdahale edebilecek pozisyonumuz mevcuttur. Bu şekilde tüm işlemleri Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü yürüttüğü için biz kendilerinden uygulamanın geliştirilmesi için özel maddeler, özel bir program aracılığıyla maddelerimizi açıyoruz ve her güncelleme döneminde de ilgili güncelleme taleplerimiz yerine getirilerek kota uygulaması gibi radikal yazılım değişikliklerini de hızlı bir şekilde yerine getirmektedirler. Burada ufak bir şey var. Alper Yıldoğan demiş. Ebilikçi sağlıklı çalışmıyor diye. Yakında bir güncelleme gelecek herhalde. Böyle bir şeyden bahsetmiştiniz değil mi? Ebilikçilik uygulamasıyla alakalı. Tamam. Evet. Ebilikçi uygulamasıyla şöyle diyebilirim bir de. Tabii ki yakın bir tarihte güncelleme gelecek. Ayrıca daha sonra ileriye dönük de bazı düşüncelerimiz var. Portaldan yapılabilecek tüm uygulamaların ebilikçi uygulamasıyla yapılabilmesi yönünde çalışmalarımıza devam ediyor. Onu da ileriki zamanlarda inşallah güncellediğimiz zaman kamuoyuna duyurmuş olacağız. Devam ediyorum diğer slaytımızla o halde. Evet, bundan biraz önce de bahsettiğiniz ama burada detayları var. Evet, tabii ki. Şimdi insan hakları eylem planımızda yaklaşık 13 maddemiz yer almaktadır. Bakanlığımız bünyesinde en fazla maddelerden maddeler yayınlayan daire başkanlıklardan biriyiz. Bu sebeple biz tek tek bunları anlatabiliriz. Puanlama esaslı bilirkişi performans sistemi getirilmiş ve raporuyla yargılamanın sonucuna ve hızına olumlu katkıda bulunarak belli bir puan üzerinde performans gösterenlerin sicil ve listelerde kalması yönünde karar almıştık. Bu konuda tabii ki insan hakları eylem planımızda belirtilen husus bizim bahsettiğimiz hususların dışında bir önceki slaytta da anlattığım üzere performans temelli bir sistem getirilmeyi düşünülüyor. Ve performans temelli sistemin de en büyük yararlarından birisi belli puanın üzerinde olan bilirkişilerin sistemde kalması, belli puanın aşağısında kalan bilirkişilerin ise sistemden çıkarılması ya da geçici olarak çıkarılması olarak görülüyor. Ayrıca ebilikçiyle ilgili de daha yeni bir aldığım bilgi, yarın itibariyle güncelleme yapılacak. Bazı hatalar da giderilmiş olacak. Bunu da soru soran arkadaşımıza iletmiş olalım. Diğer konumuza devam edersek, puanlama esaslı bilirkişi performans sisteminden kastımız şu, bilirkişilerin yok devam edeceğiz daha. Bir önceki sırada açalım. Evet, açtım. Puanlama esaslı bilirkişiden kastımız, sistemden kastımız, bilirkişilerin vermiş olduğu raporların sürelerinden tutun da yetkinlik ve özenin ayrıca dosyalarda göstermiş olduğu performanslar, hakimlerimiz tarafından değerlendirilen hükmü esas alınma raporları, birçok husus değerlendirecek. Yaklaşık 20 civarında bir madde değerlendirecek ve ortalama bir puan bulunacak. Belli bir puanın altında olan bilirkişiler sicil ve listeden çıkarılacak. Diğer madde kanun yolunda incelemesi, tespit yetersiz ve hatalı bilirkişi raporları. Bilirkişinin performansını değerlendirmesine ve sürekli garz etmesi halinde listeden çıkartılması esas olmak üzere bilirkişilik siciline işlenecektir. Bu da anlattığım hususların devamı niteliğinde bu durum yeterli olmayan ve hatalı bilirkişi raporlarının nedeniyle yargılamaya olumsuzluk nedeniyle teşkil eden bilirkişiler hakkında inceleme başlatılarak bilirkişilik sicilden çıkarılması hedefleniyor. Bilirkişilik bölge kurulları yeniden yapılandırarak etkinliği artırılacak. Bildiğiniz üzere bir başkanımız tam zamanlı, 5 üyemiz de yarı zamanlı olmak üzere 6 tane kurulumuz var, 6 kişilik kurulumuz var. Bu konuda tabii ki kurulumuzun üye yapısını değiştirmeyi ve
Bu konuda da ayrı bir çalışma yürütmeyi planlıyoruz. Haklı bir sebep olmaksızın bilekçilik yapmaktan kaçınan ya da etik ilkelere aykırı davranan bilekçilik sicili ve listesinden çıkarılması sağlanacaktır. Bu durum kanunda yer alıyor. Uygulanmaya başlıyor. Haklı bir sebep olmaksızın bilekçilik yapmaktan kaçınan kişiyle kesinlikle bilekçi sicilini tutmayacağız. Diğer sayfaya da geçebiliriz. Evet, yine kota sistemi ve tevziye geldik. Evet, burada insan hakları eylem planında bahsedilen hususlardan birisi de kota sisteminin etkin bir şekilde uygulanması. Kota sistemine zaten bir önceki slaytta bahsettiğimiz gibi 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle geçmişti. Bunun etkin bir şekilde kullanılmasını da biz 3 ayda sağlamış bulunmaktayız. Eylem planımızdaki bu maddemizin de büyük çoğunluğunu gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bilekçilere dosyalar sırasına göre otomatik tevzi edilecektir. Bu maddeyi önemsiyorum. Yıllarca dosya almayan bilekçilerimiz var. Bu konuda artık kendilerini nitelikli olarak gördükleri ve bilekçi olarak kaydoldukları alanlarda sırası geldiğinde bilekçilik yapabilecekler. Sıraya göre tevzi sistemi yapılacak. Tevziden kasıt da sıraya göre atanma usulüdür. Buna benzer örnekler biliyorsunuz. Arabuluculuk ve uzlaştırma daire başkanlıklarımızın atama sistemleri var. Biz de buna benzer ama daha farklı bir şekilde çalışma yöntemi benimseyeceğiz ve yeni alımlarla birlikte bu konuda tevzi sistemine 2022 yılında geçmeyi planlıyoruz. Yabancılık unsuru taşıyanlar da dahil olmak üzere özel hukuk uyuşmazlıklarının daha kısa sürede çözüm amacıyla hakem bilekçilik kurumu ihdas edilecektir. Bu da önem arz eden konulardan birisi. Biliyorsunuz İstaç isminde kurumumuz var. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde. Dünya Ticaret Odaları bünyesinde yer alan bir kurumlarımız var. Bunların bünyesinde de aynı zamanda yer alan bir uygulaması var. Bilekçilik uygulamasının hakem pozisyonda olmasına gösteren bir durum. Bu Fransa'da örnekleri var, Almanya'da örnekleri var, birçok ülkede örnekleri var. Biz bu konudaki birçok ülkedeki örnekleri inceledik ve ülkemizde de uygulanabilir olarak gördük. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da bu husus dile getirildi. Hakem bilekçilik konusunda yönetmelik çalışmamız devam ediyor. Ve ayrı bir yönetmeliği olacak, ayrı bir listesi olacak. Ve orada daha farklı bir seçim usulü ve daha farklı bir liste usulünü düşünüyoruz. Ancak bu konuda çok ayrıntılı bir çalışma yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde de bu konularda paylaşımlar yapacağız. Raporunu zamanında teslim etmeyen bilekçiye yeni dosya verilmemesi sağlanacak. Bunlar zaten bir önceki slaytımızda dile getirmiştik. Bilekçilik faaliyetin yürütülmesi ve bilekçi raporunda yer alması gereken hususlara ilişkin olarak bilekçilere verilen temel eğitim güçlendirilecektir. Burada temel eğitime bahsettiğim hususlara bu da dahil. Temel eğitimin güçlendirilerek bilekçilerin uygulamaya dönük daha hızlı bir şekilde uygulamaya dönük yetiştirilerek uygulamada daha hızlı bir şekilde raporların hazırlaması, daha nitelikli bir şekilde raporların hazırlaması sağlanacak. Bu sebeple TML eğitimini güçlendirmeyi planlıyoruz. Diğer maddeye geçebiliriz. İSPP burada bir şey diyebilir miyim? Tabii ki. Şeyi de birazcık açsak iyi olur aslında. Yani uyuşmazlıklarda özellikle Fransa'da dediniz. Bu oran yani mahkemeye taşınma aşaması çok daha az değil mi? Yani Evet. Çok daha geride bu çözülüyor. Amaç bunu buraya doğru ilerlemek değil mi? Hakem bilekçilikten kastediyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet, aynen. Hakem bilekçilik uygulaması alternatif çözüm yollarına birisi. Mahkeme aşamasında olmayan bir uygulama. Yani tahkikat diye bahsettiğimiz mahkeme aşamasında hiçbir şekilde olmuyor. Daha önceden taraflar arasında delil serbestisi olarak delil sözleşmesi yapılarak hakem bilekçiliğe gidebileceğine yönelik bir sözleşme maddesi koyuyorlar. Ve sözleşme maddesine göre ilgili hakem bilekçileri kendileri seçebiliyorlar. Ve kendilerinin başvurduğu hakem bilekçilerin vermiş olduğu raporlar hakem kararı niteliğinde ve ilan niteliğinde.
Buna da tarafların uyması neticesinde dava yoluna gitmeden çözüm yolunu kavuşturmuş oluyorlar. Bu tabii ki hem bunlar hem de diğer alternatif uyuşmazlıkların olmasıyla Avrupa'daki bazı ülkelerde %90'lara varan davaların azaldığını görüyoruz. Bizde de bu oranların azalmasını temenni ediyoruz. Çünkü çok fazla davalarımız açılıyor. %90'a ulaşması durumunda bizim de yargıda bulunan iş yükünün de azalacağını umut ediyoruz. Bunlardan birisi de hakem bileşik. Aynı zamanda uluslararası şirketlerin de bu konuda anlaşmalarında yer alıyor. Bu konuda da anlaşmalarında yer alan maddenin de Türkiye'de uygulanmasını sağlamış olacağız. Teşekkür ederim. Devam ediyorum diğer slaytımızla. Evet. Evet İsmet Bey, yine sizden devam edelim. Evet. Bilirkişiden istenecek hususların somutlaştırılmasına yönelik UYAP sistemine entegre bilirkişi görevlendirme rehberi hazırlanacaktır. Bunda da çok büyük bir aşama kaydettik. Nedir bu görevlendirme rehberi? Şimdi bildiğiniz üzere mahkemeler tarafından bilirkişiler görevlendirilmekte. Ancak kanunumuzda bilirkişilere mahkeme tarafından ya da savcılık tarafından ya da icra müdürlüğü tarafından ilgili konuyla ilgili, yani dosyayla ilgili bazı soruların ve konunun sınırlanmasına yönelik belirtmeler iletmesi gerekiyor. Bu konuda çok üst düzey bir şekilde görevlendirmelerin sınırların çizilmediği ve görevlendirmelerde bilirkişilere soruların çok nadir sorulduğu tespit ettik. Ve bu konuda bir görevlendirme rehberi hazırlamaya karar verdik. Görevlendirme rehberimizde şunlar yer alacak. Bilirkişi görevlendirileceği teslim tutanağında o konuyla ilgili tabii hakim tarafından seçilecek dava konusuna ilişkin sorular önceden hazırlanmış olacak. Tabii ki bu soruları nereden bileceksiniz denilebilir. Çünkü yüzlerce dava türü var. Bunlardan biz en çok açılan dava türlerinde, büyük oranla açılan dava türlerine bu soruları Yargıtay uygulamaları ve bölge adliye mahkemelerinin içtihatları neticesinde ilgili konularda sorular yükleyeceğiz. Bu sorularda bilirkişilere sorular yöneltilebilecek ve bu soruları ilgili merci tarafından, hakim tarafından, mahkeme tarafından bunlar değiştirilebilecek ve sorular isterse tamamı çıkartılabilecek, yani onların erişimine açık olacak. Soruların değiştirilir, farklı bir şekilde sorular yöneltilebilir. Bunları da bu alanda biz zorunlu tutacağız ve bilirkişilerin işlemlerini daha hızlı ve mahkemenin kendisinden ne istediğini bilerek daha etkin bir şekilde yerine getirmeyi, bu şekilde ek raporlar alınmamasını ve yargılamaların sürüncemede kalmamasını ümit ediyoruz. Bizim için hiçbir şekilde ek rapor alınmadan kök raporla karar veriliyorsa bu konuda başarılı bir bilirkişi uygulaması gerçekleştirilmiş olacak. Amacımız tamamen bilirkişiye görev sınırlarını çizerek ona sorulması gereken soruları önceden hazırlayarak hakim tarafından ona müdahale imkanı sağlamak. Bir sonraki başlığımız öncelikle taşınmaz ve motor taşıt değerleme ile muhasebe alanları olmak üzere özel hukuk tüzel kişilerin bilirkişilik yapabilmeleri ilişkin uygulama geliştirilecektir. Biz bu konuda taşınmaza yönelik uygulamamızı başlattık. Taşınmaza yönelik şu an Ankara İcra Dairelerinde bir değerleme şirketiyle değerleme şirketi tarafından pilot olarak raporlar verilmekte ve bu konuda çok iyi sonuçlar da almaktayız. Şu anda bilirkişi sürelerinin tabii ki şirket tarafından verilen sürelerin ortalama 4 ile 6 gün içerisinde raporlarını verdiğini tespit ettik. Bu da bilirkişilik için çok büyük bir gelişme. Biz buna da diğer alanlarda olduğu gibi alternatif bir başvuru yöntemini geliştirmeyi düşünüyoruz. Ve bunda da ilk pilot olarak uygulanan icra dairelerinde olumlu sonuçlar almaya başladık. Motor taşıt ve muhasebe alanlarda da ileriki zamanlarda daire başkanlığımız tarafından ilgili pilot bölgeler belirlenerek gerekli açıklamalar yapılacak. Diğer konuya geçiyorum. Bilirkişiyi görevlendirme sürecinde kanunun aradığı şartlara gösteren hassasiyet hakim ve savcının terfi ve teftişlerinde özellikle dikkate alınacak. Buna ilişkin uygulama rehberi hazırlanacaktır.
Hakimler Savcılar Kanunumuz var. 2802 sayılı kanunumuz. Bu kanunda zaten bilirkişi uygulamalarına ilişkin hakimlere çok ciddi şekilde görevler yüklemektedir. Hakimler tarafından dikkate alınmaması durumda teftiş işlemlerinde dikkate alınmaktadır. Biz buna ilişkin HSK ile ortak bir uygulama rehberi hazırlayarak teftiş işlemlerinde bilirkişiye başvuru, işte zamanında getirmeyen bilirkişinin uyarılması, mahkeme tarafından bilirkişilerin dikkatli ve özenli seçimi, konunun uzmanlık alanına göre seçimi hususlarında birçok konuda hakimin bilirkişi atamalarına dikkat etmesi için uygulama rehberi hazırlanacak. Tabii ki bu Hakimler Savcılar Kurulu tarafından yerine getirilecek. Biz de bilirkişilik daire başkanlığı olarak bilirkişilikle ilgili uygulamalara yön verecek çeşitli rehberi hazırlamaya ve onlara yardımcı olmaya devam edeceğiz. Profesör ve doçent unvanına sahip kişilerin bilirkişilik yapmalarını teşvik etmek amacıyla bilirkişilik temel eğitimde muaf tutulmaları sağlanacaktı. Bu da siz değerli hocalarımız da. Evet. Beni ilgilendiriyor. Evet. Seval hocam ve Pınar hocam da içinde oldu. Birçok profesör ve doçent hocalarımız mevcut. Bu konuda mahkemelerimiz tarafından görev verilmemesinden dolayı bazıları sicilden çıkmak istese de biz onları sicilde durmalarını ve hatta temel eğitimden muaf tutularak sicile kaydolmalarını ve bu şekilde kendilerinin bilirkişilik listelerini niteliğini arttırmalarını umuyoruz. Temel eğitimden muaf tutulmalarına yönelik uygulamamızda süreklilik arz edecek. Yakın zamanda buna çok yakın zaman diyebiliriz. Çok yakın zamanda inşallah onlar için bir alım süreci başlayacak. Bu diğer alım süreçlerinden farklı bir süreç olacak. Web sitemizi takip etmenizi de öneriyoruz bu konuda. Çok güzel, teşekkürler diyelim. İsmet Bey, diğer slayta geçmeden ben iki soru iletsem bu konuyla ilgili değerleme şirketleri için kota var mı diye sormuş Alper Bey. Şu anda pilot olarak uygulanıyor ve değerleme şirketleri tarafından verilen bir sayısal bir kişi sayısı var. Bu konuda da kendilerini kotanın üzerinde sayılarını almamasını sağlıyoruz. Dediğimiz gibi pilot uygulanıyor. Normal bahsedilen sayılardan çok az bir görevlendirme oluyor. Bunu inşallah pilot uygulamayı yakın zamanda bitirip uygulamaya geçtikten sonra da daha bu konular kamuoyuyla paylaşılacak. Bir izleyicimiz de şöyle demiş, Abdülkadir Bey, pilot uygulama Ankara'da devam ediyor demiş. Taşınmaz değerlemede tüzel kişi müracaatları ne zaman alınacak diye sormuş. Çok güzel bir soru, teşekkür ederim. Şimdi taşınmaz değerlemesine ilişkin tüzel kişi başvurularına yönelik, şu an tüzel kişilere yönelik bir şartların olduğu bir yönetmelik çalışmamız var. Yönetmelik çalışmamızı bitirmesi akabinde onlara özgü de bir alım süreci yapacağız. Onun için takvim planlamamız devam etmektedir. Teşekkür ederiz. Şey değil. Diğer slayta geçebiliriz. Geçiyorum. Evet, burada yaptırımları söyleyebiliriz aslında. Zaten öbürlerinden hep bahsettik. İsterseniz burayı da ben okuyayım. Sizi biraz yorduk. Tabii. Estağfurullah. Diyor ki burada, bölge kurulları eylemlerin türüne ve ağırlığına göre yaptırım uygulayabilir. Bilirkişi görevini yapmadığı takdirde nedir bunlar? Bu yaptırımlar: uyarma, bir yıla kadar geçici süreyle listeden çıkarma, sicil ve listeden çıkarma şeklinde. Evet. Yani öncelikle yanılmıyorsam uyarmayı yapıyor. Uyarmadan sonra bir yıl süreyle listeden çıkarmayı yapıyor. Bundan sonrasında da tekrar devam ettiğinde sicil ve listeden tamamen çıkarma şekli. Yani 3 aşamalı bir ceza söz konusu yanılmıyorsam, değil mi İsmet Bey? Evet, 3 aşamalı ceza sistemi var. Burada tabii ki cezadan çok ben yaptırım olarak kanunumuzda da o şekilde geçiyor. Evet, yanlış bir tercih çünkü oldu. Çünkü bilirkişilerimiz bizim için değerli. Bu konuda onlara ceza vermiyoruz. Sadece yaptırım ve onların dikkatlerini çekmeye çalışıyoruz.
Tabii bu daire başkanlığımız tarafından yapılmıyor, yanlış anlaşılmasın. Bölge kurullarımız tarafından yapılıyor. Burada tabii uyarma, bir yıla kadar geçici süreyle çıkarma ve sicil ve listeden çıkarma yaptırımların çok ayrı sonuçları var. Her birinin farklı delikli olan ağırlaşmış fiili durumları olmaktadır. Uyarmayı gerektiren fiiller var. Geçici süreyle çıkarmaya ilişkin fiiller var. Ve sicil ve listeden çıkarmaya ilişkin fiiller var. Bunlar birden fazla uyarma durumunda ikinci aşamaya geçebilmekte. İkinci aşamada olan durumlarda da üçüncü aşamaya geçebilmektedir. Birbirine hem bağlantılı hem de direkt karşılığında olan bazı yaptırımlar var. Bu da kanunumuzda açıkça düzenlenmekte. Sicil ve listeden çıkarma deyimi tamamen bilekişlik faaliyetinin yasaklanmasına yönelik bir yaptırım. Bu kişi haricen listede bile, yani haricen atanmış bile olsa listeden çıkarıldığına yönelik, yasaklığına yönelik bir karar verilmiş olması durumunda kesinlikle tekrar atanamamakta. Bu yaptırımlar aynı zamanda haricen atanan bilekişler için de geçerli. Biliyorsunuz haricen atanan bilekişler sistemde kayıtlı bilekişi değiller. Bu kişiler mahkemeler tarafından o uzmanlık alanında ya da o bölgede o konuda bir bilekişi yoksa ya da diğer bölgelerde de yoksa mahkemeler tarafından onun uzmanlığına göre o kişi atanabilmekte. Bu kişiler tabii ki temel eğitimi almamakta. Sadece usulen yeminini yaptırıp o dosyaya özgü raporunu sunmakta. Bunların tabii ki bir ama bunlar da kotaya dahil. Tabii ki bu kota sınırına yönelik bir şey şu ana kadar yaşamadık ama bizim kota uygulamamız tamamen hem listedeki bilekişler hem de haricen atanan bilekişleri kapsamaktadır. Devam ediyorum İsmet Bey. Tabii ki. Evet, portalımız var, bilirkişi portalı. Şimdi portalı nasıl girdiğimizi UYAP bilişim sisteminden girerek burada bilirkişiyi siz okla göstermişsiniz zaten, ben de tekrar kursörün üzerine geldim. Bilirkişi UYAP.gov.tr adresinden bütün portallar ortak bir alanda yer almakta. Vatandaş, avukat, kurum, bilirkişi, arabulucu ve uzlaştırmacı. Bunların hepsi aynı temeli çalışmakta. Biz bilirkişi portalına bu şekilde giriş yapıyoruz. Bir sonraki slaytta da göstereceğiniz üzere bilirkişi portala giriş için e-devlet aracılığıyla giriş yapabilmekte. Ve bu konuda bir evrak gönderebilmeniz için ya e-imza ya da e-imza dediğimiz mobil imza girişlerine edinilmesi gerekmektedir. Bu konuda zaten e-devlet, bilirkişi UYAP.gov.tr'de ayrıntılı açıklamalar yer almaktadır. Devam ediyorum o halde. Burayı da geçiyorum. Tabii ki. Evet, bilirkişi Portalın kullanımı. Bilirkişi portalda neler yapılabiliyor? Bilirkişi raporu gönderebilme, görevlendirilen dosyaları ayrıntılı olarak görüntüleme ve indirme, sicil bilgilerini güncelleme, kotaların anlık görüntüleme, görevlendirilen tüm dosyaları görebilme, mahkemelerde genel talep dilekçesi gönderebilme imkanları vardır. Burada tabii ki zikretmediğimiz bazı hususlar da var. Süre uzatım dilekçesi, ek süre alabilme imkanı bilirkişiler için vardır. Bu konuda ilgili dilekçeyi mahkemeye direkt gönderebilmekteler. Heyet halinde bilirkişilerin birbirleriyle iletişim sağlayabilmeleri, birbirleriyle mesajlaşabilmeleri ve birbirlerinin bilgilerini görebilmeleri imkanı yer almaktadır. Ayrıca görevden çekilmeye yönelik de taleplerini bilirkişilerimiz portal aracıyla iletebilmektedir. Bilirkişilerin görevlendiren dosya ayrıntılı görüntüleme olanağı da aynı avukatların kendi portallarına girip dosyalarını görebilme gibi tüm belgeleri görebilmektedirler. Oradan istediği dosyaları indirip istediği dosyaları da görebilerek raporlarını düzenlemektedirler. Pandemi döneminde biz buna teşvik etmeye çok çalıştık. Portalın kullanımını aktif olarak kullanıldığı zaman hiçbir şekilde bir kişinin mahkemeye gitmeden görevlendirilerek ilgili dosyasını UYAP portaldan istediği şekilde imkan dahilinde görerek ve ilgili evrakları indirerek dosyasını hazırlayıp dosyasını da UYAP üzerinden gönderebilme imkanı vardır.
Yani bir bile kişi görevlendirmeden tutun da tüm işlemleri rapor gönderebilme işlemlerine daha kadar bütün işlemleri portal üzerine yapabilmektedir. Bu şekilde pandemi koşulları içerisinde bilekçilerin mahkemelere az bir şekilde gitmelerini sağlamaktayız. Tabii keşfi gerektiren durumlarda bilekçilerimiz mecburen keşiflere katılmaktadırlar. Devam ediyorum İsmet. Tabii ki. Evet, dikkat edecek hususlar incelemede. Evet, birçok maddemiz var burada da. Şimdi bilekçilik kanunu ve yönetmenine dikkat ederek etik dışı davranışlarda bulunulmaması, hakim izni olmaksızın taraflarla iletişim kurulmaması ve buna uygulamada çok rastlıyoruz. Taraflar veya üçüncü kişilerin bilekçiliğiyle iletişime geçmesi halinde dosya ile ilgili bilgi vermeksizin hakime bu durumu iletmesi, raporunu bizzat kendisi hazırlaması, bu konuda heyetle görevlendirilen bazı bilekçilerin raporlarını tek kişi aracılığıyla hazırladıkları, diğer bilekçilerin rapora katkılarının çok az olmasına yönelik ilgili şikayetler de bölge kurulumuza gelmektedir. Ve bunlar da bölge kurullarımız takip ediyor. İlk defa rapor hazırlayacak ise görevlendiren mahkemelerde örnek rapor istenmesi kişisel verilerden arındırılarak bu konuda tabi kota uygulaması geldiği zaman birçok bilekçi ilk defa görev almaya başladı. Bu konuda çok olumlu yaklaşımlar görmekteyiz. Bu konuda güzel şekilde izlenimler görmekteyiz. İlk defa rapor hazırlayacak ise, yani bu konuda bilgisi yok ise mahkemelere ve ya da ilgili merceğe başvurarak bu konuda isteyebileceği örnek raporları isteyebilir ve o şekilde raporlarını tanzim edebilir. Bu tabii ki tamamen şahsi önerim. Kendisine verilen konu ve sorular belli değilse mahkemeden ilgili konuyu sorması, bilekçilerimiz kesinlikle görevlendirildi, dosyayı eline tutuşturulduğu zaman bir işte konuyu nasıl yazacağını düşünmesine gerek yok. Bu konuda ilgili merciye neden görevlendirildiğini, hangi konularda özel veya teknik bilgiye ihtiyaç duyulduğunu özellikle ilgili merciye sorması gerekiyor. Raporlarında iddia ve savunmaya yer vermemesi ve sadece özel ve teknik konulara değinmesi. Burada bazı bilekçi raporlarını görüyoruz ki raporun yarısından fazlası iddia, savunma, davanın özeti gibi durumlar. Bu tamamen konunun amacının dışında olan şeyler. Kanunumuzda da özellikle dile getiriliyor. Özel ve teknik konularda bilgisini yansıtması gerekiyor. Bu sebeple konunun özeti ya da savunmanın özeti değil ve sadece ondan istenen konuların ve teknik konuların rapora yansıtılması gerekiyor. Bilekçi raporuna incelemeye esas maddi unsurları belgeleyen ve sonuçtan açıklanmasına yardımcı olan şema, harita, kroki, fotoğraf, tablo ile diğer kayıt ve belgelerin de eklenmesi, bilekçi raporu sadece maddi olarak ya da ifade şeklinde olmuyor. Bazı harita mühendisi bilekçilerimizden tutun da birçok konudaki bilekçilerimiz bu konuda bazı örnek tablolar oluyor. Bunların özellikle doğru anlaşılabilmesi için renkli çıktıların kullanılması şahsi önerim. Bilimsel ve teknik dayanıkları raporunda belirtmesi gerekmektedir. Bir önceki konuda dediğim gibi teknik konuları nasıl bir şekilde, ne şekilde ulaştığını da özellikle dile getirmesi gerekiyor. Diğerine geçebiliriz. Diğerine geçtim. Evet. Seval Hanım, aslında biraz es versek mi? İsmet Bey bayağı yoruldu gibi geliyor. Yok estağfurullah. Bu arada sorular varsa Pınar Hanım var mı sorularımız? O sorulardan alabiliriz biraz. İsmet Bey'i de bir soluklandıralım. Sorular çok fazla. Ben hemen portalla ilişkili olarak bir soruyu almıştım, not almıştım. Mehmet Bey soruyor. Portalda verilen raporlar için puanlamanın görünmesini talep ediyor kendisi. Daha doğrusu bir soru değil de bir talebi var. Puanlamanın görünmediğini de söylüyor. Bu konuda İsmet Bey ne der? Puanlamadan kastı nedir, onu bir anlayabilirsek. Portala rapor yüklendikten sonra bilirkişi raporu burada evet. Puanlamanın o bilirkişiye ait sanıyorum yapılan puanlamanın görülmesini talep ediyor ya da o rapora ait. Soruyu böyle sormuş, detayı bilmiyorum. Ona yönelik ben anladım, evet.
soran bir ilişkimiz ise bu konuda kendilerinin performans değerlendirme yetisine ilişkin bir puanlama henüz yürürlüğe girmedi. O konuda zaten yönetmelik çalışmamız devam ediyor. Ancak puanlamadan daha çok hükme esas alınan sayılarını görmesi imkanı sağlayabiliriz. Şu anda bir puanlama sistemimiz yok. Yönetmelikle onu getireceğiz ve bilgi kişilerimizin de görmesini sağlayacağız. O konuda zaten bizim bir çalışmamız devam ediyor. Evet, teşekkür ederiz. Devam edebiliriz isterseniz. Bir bilirkişi raporlarına itirazla ilgili bir soru var ama henüz oraya gelmediğimiz için ben sormamıştım. Her mahkemede bilirkişi raporuna itiraz süresi aynı mı diye iki ayrı izleyicimiz sormuş. Bir daha alabilir miyim Pınar Hocam? Sesiniz gitti ama. Her mahkemede bilirkişi raporuna itiraz süresi aynı mı diye sorulmuş. Yok, öyle bir şey yok ama biz şu şekilde bir sisteme müdahale etmek durumunda kaldık. Bilirkişi süreleri kanunlarımızda belli. Hem CMK, Ceza Muhakemesi Kanunu hem de HMK, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda bilirkişiye verilecek 3 aya kadar bir süre ve ek süre durumunda da 3 aya kadar ek süre verilebileceği hüküm altına alınmıştır. Biz daha önce çıkardığımız istatistiklere göre bilirkişilere çok uzun süreler verildiğini, hakim izni olup ya da olmaksızın çok uzun süreler verildiğini tespit ettik ve bu da yargılama sürelerine olumsuz etkiye neden olduğunu tespit ettik. Bu sebeple kanuna uygun olması açısından bilirkişiye verilecek sürenin 90 günle en fazla 90 gün verebileceğini sınırladık. Ek süre de aynı şekilde 90 gün verilebilir. Ama hakim tarafından bunun takdiri tamamen hakime ait olup hakim tarafından 90 gün verilir, 30 gün verilir, 20 gün, 21 gün bile verilebilir. Bu şekilde takdir mahkemenindir. Bu şekilde her bilirkişiye, her davada bir aynı süre yok. Buyurun. Çok özür diliyorum. Soru da şöyle deniyor. Bilirkişi raporuna itiraz süresi her mahkemede aynı mı deniyor? Bilirkişi raporuna itiraz. İtiraz süresi aynı, evet evet. Yani onu kastediyorsa evet, doğru. İki hafta mıydı evet. İsmet Bey süre? İki daha hafta. Farklıydı. İki hafta değil İki mi? Hafta. İki hafta. Evet, peki. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. İsmet Bey, burada bir izleyicimiz arka arkaya birkaç soruda durumunu açıklamış ve şöyle bir talepte bulunmuş. Ben isterseniz bunu da bir ileteyim. Çünkü ilk başlarda kalmış Göksel'in Bey'in talebi. O nedenle de bize serzenişte bulunuyor açıkçası. Kendisine es geçmeyin. Ben bir iletiyorum Göksel'in Bey'in şu anda talebini. Evet. Şöyle yazmış. Bilirkişilik başvuru sürecinde elimizde iki alt uzmanlık belgesi veya sertifikası var. Bu belgeler sertifikalarıyla başvurdum. Başvuru sonuçlandı ve listeye bu iki alt uzmanlık ile kayıt yapıldı. Kayıt listeleri 3 yıllık oluşturulmaktadır. Bu süre içerisinde yeni alt uzmanlık için eğitimler, kurslar aldım ve yeni belgeler ve sertifikalar edindim. Bunların da listeye kayıt edilmesini ve listede alt uzmanlıkların güncellenmesini istiyorum. Bunu kurula başvuru güncellenmesini isteyebilir miyim? Yani alt uzmanlıklarını da görmek istiyor anladım. Göksel'in Bey bunu talep ediyor. Nasıl yapması lazım? Tabii ki. Ben soruyu anladım. Şu anda başvuru sürecimiz yok. Onda da yeni alımla birlikte alt uzmanlık alanların güncellenmesi imkanı getireceğiz. Göksel'in Bey'di sanırım. Göksel'in Bey yeni alım tarihlerini ve takvimi yayınlanacağı web sitemizi takip ederse yakın zaman içerisinde takvimi duyurmuş olacağız. Ve bu takvimle birlikte hem yeni alım hem de alt uzmanlıkların güncellenmesi işlemini birlikte yapmayı planlıyoruz. Şu an için güncelleme çalışmalarımız devam etmekte. Kişinin kendi alt uzmanlık alanını güncelleyebilecek değil mi İsmet Bey? Evet, şimdi bir kişi örnek vererek daha güzel açıklanabilir bu. 1 ve 2 örnek veriyorum. 1 ve 2 temel uzmanlık alanlarında kişi kayıtlı. 3 numaralı temel uzmanlık alanında o da olabilir. Evet. Oradan üzerinden gidelim. Tekstilden de anlatabiliriz. Evet. Gelelim.
Evet, geldik. Şimdi bir kişi 24.01 endüstri ürünleri tasarımına kayıtlı. Ve süreç içerisinde, 3 yıllık içerisinde tekstil ve giyim, deri ve kürkten mavi ürünler ve yardımcı imalat ve endüstriye tekstil alanında fiilen çalıştığına yönelik belgelerini ellerinde toparladı ve bu konuda başvurmak istiyor. Biz sürekli bu konuda başvuru almıyoruz. Bunu da bu sene içerisinde yapacağımız yeni alımla birlikte bu kişinin başvurmasını sağlayacağız ve başvurduktan sonra sadece 24.01'e kayıtlı olan kişi 02, 03 ve 04'e de kayıtlı olmuş olacak. Burada çünkü tamamen 5 yıl fiili çalışma şartını da aradığımız için alınan ilgili eğitim sertifikaların fiili çalışmada kullanıp kullanmadığı da değerlendirilecek. Bu konuda verebileceğim cevap bu şekilde. Peki ben burada şeyi merak ettim İsmet Bey. Hı-hı. Burada branş önemli değil galiba. Yani tekstil ve giyimde çalışan bir makine mühendisi de olur, endüstri mühendisi de olur, tekstil mühendisi de olur gibi bir şey anlıyorum. Hı-hı. Ben. Lisans mezunu evet. Da olur, ön lisans da olur değil mi? Yeter şu ki çalışsın gibi. Lisans mezunu yok. Lisans mezunu arıyoruz. Lisans mezunu olduktan sonra bu konuda endüstriyel ürünler tasarımında çalıştığını, 5 yıl boyunca çalıştığını, fiilen çalıştığını bize belgelerle ispatlaması gerekecek. Yani mezuniyet branşı önemli değil. Ben buradan evet, evet. Mezuniyet artı ve o konuda 5 yıl fiili çalışma arıyoruz. Bu konuda zaten bizim kanunumuzda çok ayrıntılı düzenleme var. Evet. Serval Hanım, bir şey söyleyeceğim. Yani genel olarak soru soran arkadaşlar şunu hatırlatayım. Özellikle Göksel'in Bey bu konuda çok yazmış. Atladığımız soru varsa sunumun sonunda bu sorular tekrar İsmet Bey'e sorulacak. Yani atladığımız olabiliyor. Konuyu bölmemek adına. Bir de çok tekrar, fazla soru geldiği için biz takip evet, edemedik açıkçası. Çok evet, fazla soru var evet, tahminimizde. Yani en sonunda değerlendireceğiz. Hatta şimdiden söyleyeyim. Herkesi... Eğer süre çok uzarsa belki İsmet Bey'den ikinci program isteriz uygulamalarla ilgili. Çünkü hakikaten çok soru var şu anda görülen. Evet. Evet. Şu an yani işte, kimseyi atlamayacağız ama herkesin sorusunu dile getireceğiz. Yani sabırla bizi takip etsinler diye söyleyelim. Devam edelim isterseniz. Yani ama kimsenin sorusunu atlamayacağız. Etki ilkelerde kaldık sanırım. Tekrar geliyorum ben kaldığımız yere. Burada kalmıştık. Evet. Bilekçilik rehber ilke ve standartları. Evet, bir başa gelebilirseniz onu da ben açıklayayım. Evet. Şimdi bilekçilik kanunu madde 6 2 ç maddesine göre daire başkanımıza verilen yetki gereği 32 maddelik bilekçilerin uyacağı rehber ilkeler ve bilekçi raporlarını bulması gereken standartlar yayınlandı. Bu konuda ayrıntılı olanlar tüm maddeler ayrıntılı şekilde web sitemizde mevcut. Web sitemizde duyurulu kısmında kişiler indirebilirler ve buna erişebilirler. Bir sonraki sayfaya gelirsek. Burada benim kişisel olarak onları kısa kısa özetledim. Aslında rehber ilke ve standartlar bunlardan daha uzun ve bu konudaki bahsettiklerim sadece özet niteliğinde. Birçok kendi içerisinde birçok maddeyi ve tamamen uygulamada bilekçilerin el kitabı diyebileceğimiz bir ilke ve standartlar belirlendi. Tek tek okumak gerekirse bilekçiliğe başvururken çok iyi ve bilgi sahibi olan temel ve alt uzmanlık alanına başvurulmalıdır. Bunu daha önce belirttiğimiz gibi uzman olmadığınız bir konuda kesinlikle başvurmanızı tavsiye ediyoruz. Dosyanın kendi uzmanlık alanına girip girmediği tespit etmelidir. Burada mahkeme tarafından örnek veriyorum bir yerin tespite yönelik bir dosyada inşaat mühendisi bilekçinin görevlendirilmesi durumunda bilekçinin gidip kendisinin harita mühendisi olmadığını ve bu konuya ilgilenemeyeceğini, uzmanlık alanı içerisinde yer almadığını merciye bildirmesi gerekiyor.
Aksi halde uzmanlık alanı olmayan bir konuda rapor düzenlemesi durumunda bilirkişilik sicilinden çıkarılma yaptırımıyla karşı karşıya kalabilirler. Görev alanı ve sınırı ile ilgili tereddütü merciden gidermelidir. Bu konuda bir tereddüt hasıl varsa, çünkü temel uzmanlık alanlarımız 65, alt uzmanlık alanlarımızın 737 tane olduğunu düşünülürse bu konuda tereddüt hasıl olabilir. İlgili merciden bunun giderilmesini talep edebilirler. Kapsam ve sınırları ve soruları merciden talep etmelidir. Bunu da daha önce dile getirmiştik. Bölge kurulu bünyesinde yer alan tüm il ve ilçeyle görevlendirilebilir. Mazeretsiz kabul etmediği takdirde sicil belgesinden çıkartılabilir. Bilirkişilerimizin bazılarının bu konuda bilgisinin olmadığını düşünüyoruz. Çünkü bölge bazlı bilirkişiler listeleri alınmaktadır. Örnek veriyorum, Antalya'da Antalya Bölge Bilirkişilik listesinde olan bir bilirkişinin Denizli'deki bir mahkeme tarafından görevlendirilmesi normaldir ve bu görevi kabul etmelidir. Mazereti olduğu zaman da mazeretini delillendirilerek görevi reddetmelidir. Bilirkişi dosyayı fiziken teslim almaksızın portaldan inceleyebilir. Bunu portal kısmında anlatmıştık. Azami dikkat ve özen göstermeli, tüm sorulara cevap vermelidir. Dosyada başka uzmanlık alanına ihtiyaç var ise merciye bildirmelidir. Eğer ki ilgili dosyada kendi uzmanlık alanı dışında bir uzmanlık alanından rapor isteniyorsa bu konuda heyete eklenmesi gereken bir bilirkişiyi bilirkişi tarafından mahkemeye bildirmelidir. Çünkü teknik ve özel ve teknik konularda bilirkişinin bilgisi mahkemenin bilgisi olmayabilir. Bu konudaki yükümlülüğü biz bilirkişiye yüklüyoruz. Kendi uzmanlık alanı dışında konularda görüş vermemelidir. İddia ve savunmaları yorumlamamalıdır. Bu da en çok karşılaşılan hatalı uygulamalardan birisi. İddia ve savunmaları yorumlayarak, davanın özetini çıkartarak bilirkişilik yapılmayacağını bilirkişinin bilmesi gerekiyor. Bilirkişinin sadece vereceği husus özel ve teknik bilgisini bilgisine başvurularak bu konudaki teorik ve pratik incelemeler yaparak kendisinin bilgisine başvurulmalıdır. Diğer sayfaya açabilirsiniz. Merci izni olmaksızın taraflarla görüşemez. Bu konuda daha önce dile getirdim, bu etik ilkelerden birisi aynı zamanda. Tarafların da kendisiyle görüştüğü durumlarda da mahkeme kesinlikle bilgi vermesi gerekiyor. Dosyayla ilgili kimseye bilgi veremez ve kendine ulaşanları merciye bildirir. Burada bilirkişinin bağımsız ve tarafsız olması gerekiyor, bildiğiniz üzere. Bilirkişinin reddedilme usulleri de hakimin reddedilme usulleri de aynıdır. Hukuk mahkemeleri kanununda bu ayrıntılı düzenlenir. Bu sebeple bilirkişi bağımsız ve tarafsız olmalı ve kesinlikle dosya hakkında bilgileri kimseye vermemelidir. Yargı denetimine açık, somut ve bilimsel şekilde rapor yazılmalıdır. Hesaplamaları kendisi yapmalı ve birim fiyatlarını açıklamalıdır. Takdiri değerlendirmeye hakime bırakmalıdır. Özel ve teknik bilgiye gerek olup olmadığı ve hukuki nitelendirme ve değerlendirmede bulunamaz. Bu konuda çok uygulamada sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Bir sonraki ileride de kusur oranlarının belirlenmesine yönelik bir maddemiz var. Özellikle özel konu, özel ve teknik konu ve hukuki konu ayrımını bilirkişinin kesinlikle iyi yapabilmesi gerekiyor. Hakimin yetkisine kesinlikle girmesini istemiyoruz. Hakimin anayasadan kaynaklanan yetkilerinin bilirkişi tarafından kullanılması mümkün değil. Özel ve teknik bilgisine dayanmadan yargılamadaki delilleri değerlendirerek yorum yapılmaz. Bazı bilirkişilerimizin yargılamadaki delilleri savunma aşamasında verildiği ya da daha önce verildiği gibi değerlendirmeler yaparak hakimin yerine geçtiğini de görüyoruz. Bu konularda kesinlikle bilirkişilerimiz kaçınmalıdır. Rapor biçim, üslup ve dil bakımından anlaşılır olmalı ve teknik terimlerin güncel karşılıkları belirtilmelidir. Kendisine başvurulan özel ve teknik konuda bazı terimler vardır ki bunu ancak bilirkişi, kendi uzmanlık alanında kişiler bilebilir. Bunun tamamen tarafların kendisinin anlayacağı şekilde, hakimin anlayacağı şekilde güncel Türkçe karşılıklarını kesinlikle belirtmesi gerekiyor. Devam ediyorum. Evet. Bir sonraki sayfamızda uzman görüşleri özel ve teknik bilgilerine raporuna tartışmalıdır. Burada tabii ki uzman görüşüyle bilirkişi raporunun karıştırıldığı da bize gelen şikayet ve bildirimlerden görülüyor. Uzman görüşleri bilirkişi raporu değildir. Hukuk mahkemeleri kanununda özel bir alanda düzenlenmiş kişilerdir. Bu uzman görüşü verebilecek kişiler herhangi bir listesi, herhangi bir
yaptırımı vesairesi yok. Uzman görüşünü genelde veren o konunun uzmanı olan kişilerden alınan dava aşamasında bilirkişi raporuna alternatif olarak başvurulan görüşlerdir. Bu konuda zaten Yargıtay'ın ilgili kararları uyarınca da raporların, bilirkişi raporlarında tartışılması gerekiyor. Uzman görüşünden ayrılan yönler ya da uzman görüşüne yaklaşılan yönlerin bilirkişi tarafından tartışılması gerekiyor. İncelenen tüm belgeler rapora yansıtılmalıdır. Burada evet. Bir ekleme yapayım ben uygulamayla tabii alakalı. Ki. Bizim odamıza en çok bilirkişi raporu vermesiyle ilgili talep geliyor. Fakat biz onu hep düzeltiyoruz. O tekstil mühendisi odası bilirkişi raporu veremez. Uzman görüşü verebilir. Onu da dediğiniz gibi herhangi bir listeye dayanmaksızın ilgili konuya vakıf olan tecrübeli herhangi bir tekstil mühendisine ya da ilgili konuyla ilgili kişiye ilgili birim atayıp bir uzman görüşü verebilir. Davalı da davacı da dosyasına uzman görüşünü ekleyebilir. Evet. Uzman görüşü zaten taleple oluyor. Yani isteyen kişi uzman görüşünü alabilir. Dava açmadan önce de alabilir. Bunun tabii. Avrupa'daki uygulaması çok geniş. Bizdeki uygulaması çok yaygın değil. Çok üst düzey dava değerinin çok yüksek olan davalarda görüyoruz biz genelde. Özellikle ticari davalarda bunun birçok hukukçu profesörlerin dahi uzman görüşlerinin davada yer aldığını görmekteyiz. Tabii ki bizim ülkemizde çok fazla yaygınlığı yok ama yayılmaya da başlıyor. Dediğimiz gibi hakem bilirkişilik uygulaması da birlikte uzman görüşünün de öne çıkacağını biz tahmin etmekteyiz. Diğer konuya geçersek rapora esas olacak belge ve bilgiler merciden isteyebilir. Bu konuda çok fazla durumla karşılaşıyoruz. İlgili belgeler tamamlanmadan bilirkişilere dosyalar tevdi ediliyor. Bunun da farkındayız. İlgili dosyaların içerisindeki belgelerin tamamlanması bazen bilirkişilerden isteniyor. Bu mümkün değil. Bunun merciden istenmesi gerekiyor. Bilirkişi bir evrak tamamlama merci değil. Bilirkişinin evrak eksik ise bunun evrak eksikliğini giderilerek tarafına yeniden görevlendirme yapılması için kendilerinin görevlendirmelerinden çekilmeleri gerekmekte. Eğer ki evrakın gelmesi, gecikmesi uzun sürecekse kendi süresinin de sıkıntıya girmesine neden olacaktır. Bu sebeple çok fazla evrak eksiği olması durumunda bilirkişi dosya iade edebilir. Ve iade ettiği dosyalar da bizim sistemimizde kotada kendisi kotasına iade edilmektedir. Yani bir kişi bir dosya bir puan aldıysa eğer ki o dosya iade edilirse o puanı siliniyor. Yani o kişi yeniden o dosya yerine başka bir dosyada görevlendirilebiliyor. Bir hak kaybı olmuyor. Yani sistemimiz ona müsait. Raporun kısa, öz ve açık şekilde yazılması gerekir. Dediğimiz gibi raporun davanın özetini kesinlikle mahkeme istemiyor. Mahkemenin istediği özel ve teknik konularda bilgi verilmesi kısa, öz, açık, anlaşılır şekilde olması gerekiyor. Raporu başlıklar halinde yazmalı ve kolaylıkla okunur halde olmalıdır. Bunları da değerli hocalarım da bilir, tez yazılma aşamalarında açık bir şekilde yazmayan öğrencilerimizin tezlerin reddedildiğini görüyoruz. Bir bilirkişi raporu da bir eserdir, bir tezdir, bir iddiadır. Bunun unutulmaması gerekiyor. Bilirkişiler tarafından bunların başlıklandırılması ve onların numaralandırılması, içindekiler kısmının yazılması, yani ayrı bir eser oluşturmasını istiyoruz. Ve kendi düşündüğü teknik bilgiyi dış dünyaya açıklayan çok ayrıntılı, güzel bir şekilde raporunu vermesini istiyoruz. Raporlar başlıklarında yazılmalı ve kolaylıkla okunur halde olmalı. Cevaplanması istenen soruların tümüne cevap verilmesi ve bilimsel dayanakları açık şekilde anlaşılır şekilde göstermelidir. Dediğimiz gibi bir tez olduğu için tezinin de gerekçelerini ve bilimsel dayanaklarını açık bir şekilde anlatması gerekiyor. Diğer sayfaya geçebiliriz. Keşif öncesi dosyayı incelemeli ve eksik hususları merciye bildirmelidir. Bu da bir önceki maddelerden birisine atıf yapıyor. Bir bilirkişi dosyayı incelemeden kesinlikle keşfe çıkmamalı. Bu konuda kendisinin merciden bir süre talep etmesi ve ilgili dosyayı inceleyebilecek sürede incelemesi ve daha sonra keşfe çıkması gerekiyor. Keşif yerine ilişkin bilgileri merciye bildirmeli ve gerekli araçların yanında bulundurmalıdır. Bundaki en önemli örneklerden birisi biliyorsunuz harita mühendisi bilirkişilerin
yanlarında getirmesi gerekli bazı aletler var. Kors gibi, GPS gibi. Bazı aletlerin yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Bunları bulundurmadığınız zaman siz keşif yerine gittiğiniz zaman yerini dava konusu yeri kesinlikle bulmanız mümkün değil. Sınır tespitlerinde vesaire birçok konuda bazı bilekçilerin yanında getirmesi gereken araçları kendisi belirlemeli ve kendisi götürmeli. Bilekçi kusur oranı belirlememeli, kusurun tespiti ve değerlendirmesini hakim takdirine bırakmalıdır. Bu konuda hemen şu maddelerin ardından ben örnek yargı kararlarıyla birlikte bu konuda açıklamada bulunacağım. Belirleme sürede rapor teslim edilemez ise mazeret ile ek süre talebinde bulunmalıdır. Bilekçi için ek süre bir haktır, bunu kullanabilir ama suistimal edilmemelidir. Hakkını da her zaman kullanmamız gerektiren bir durum yok. Eğer ki verilen sürede raporumuzu yerine getirdiysek ek süre vermemize, talebimize gerek yok. Bu sebeple ilgili dosyaya raporumuzu ilk verilen sürede sunulması gerekiyor. Dosyada daha önce sunulan bilirkişi raporlar tartışılmalı, çelişkiler var ise tespit etmelidir. Bir bilirkişi kesinlikle kendisinden daha önce bir bilirkişi raporu verilmişse ve kendisi ikinci ya da daha sonraki bilirkişi ise diğer bilirkişi raporlarını tartışmalıdır. Tabii bu mercinin talebiyle oluyor ama bilirkişinin o konuda diğer bilirkişilerden ayrılan yönlerini belirtmesi tamamen ek rapor alınmasını da engellemektedir. Kendisi bu konuda ek rapor alınmasını istemiyorsa diğer rapor karşılaştırmalarını ve çelişkileri gidermelidir. Ek rapor için görevlendirme gerekçesine uygun şekilde rapor tanzim etmeli. Özel ve teknik bilgisini kullanarak ulaştığı sonuçların gerekçesi belirtilmeli. Heyet görevlendirmelerinde heyetin birlikte istişare yapması ve raporu birlikte hazırlaması gerekiyor. Heyetlerle ilgili de bir düzenlememiz olacak. HMK'da bir kanun değişikliği hazırlığımız var. Bu konuda da ileriki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız. İsmet Bey, ben burada bir araya girebilir miyim? Tabii ki. İzninizle. Tabii ki hocam. Bu kusur oranı verilmemesi hususunda bir izleyicimiz birkaç soru, daha doğrusu tespitte bulunmuş. Evet. Kusur oranı bulunulmadığı için ek rapor talebi geliyor demiş ve yine aynı izleyicimiz kusur oranı verilmediği için demiş. Hı hı. Hemen şey yapmak istiyorum, bulamadım. Mahkemeyi yavaşlatmaktan hakkınıza dava açılacaktır da denebiliyor demiş. Bu konudaki görüşlerinizi alalım. Tabii ki ben kusurla ilgili zaten konuya değineceğim. Sanırım maddelerimiz bitti değil mi? Bir sonrakine geçelim. Bir, ama orada bir ilave daha şimdi, var. 7-9 tarihli 7-9 tarih standartlara göre bilirkişi heyeti olarak davamızı iş kazası kolayında kusur denemesinde bulunmamıştır dediğinizde kusur oranı isteniyor. Yani bir kanun maddesi, evet, belirttiğimiz halde de isteniyor denmiş. Aynı Mehmet Bey tarafından. Kanun maddesi değil de biz standartları belirledik ya kanuna göre. Bu bahsettiğim standartların, evet, 27. maddemizde kusur oranının belirtilmemesi gerektiğini özellikle belirttik. Şimdi kusur hususu tamamen farklı bir durum. Yani bunları biraz daha arkanıza yaslayarak bu konuyu anlatabilirim. Şimdi 1980'lere 89'lara kadar kusur oranına yönelik hakimler değerlendirmeler yapmaktaydı. Gerekçeli kararlar bu şekilde yazmaktaydı. Ancak daha sonra uygulamanın farklı yöne gelişmesi nedeniyle bu durum bilirkişilere doğru kaydı. Aslında yanlış bir uygulama neticesinde bilirkişiler tarafından kusur oranı belirtiliyor. Yani kusur oranı gibi bir nitelik aslında yok ama borçlar kanunumuzda özellikle belirtiyor. Kusurun ağırlığı vardır. Oran yoktur. Çünkü oranın bir terazisi olmaz. Siz oranı size göre %55'tir, bana göre %60'tır, diğerine göre %75'tir. Bu sebeple kusur oranının nitelik olarak belirtilmesi zaten olayın vakarına çok aşikar değil. Batı uygulamasında özellikle incelediğimiz zaman kusurun ağırlığı belirlenir. Yani o kişi kusurludur ya da daha kusurludur, diğer kişi kusursuzdur şeklinde bir nitelendirme yapılır ve ona göre de hakim takdiriyle bir tazminat belirlenir, tazminat isteniyorsa. Bizde tabii bu durum bilekişilere tamamen sorumluluğu da bilekişilere atılarak böyle bir yanlış bir uygulama hale gelmişti. Bu konuda biz standart ilke ve standartlarımızda bunu özellikle ders ettik ve 27. maddemize göre
bu konuda kusur oranları bilir kişilerimizin belirtilemez olduğunu söyledik. Tabi bu söylememizin altında boş muydu? Kesinlikle boş değil. Bunun yargı kararları da var. Örnek veriyorum, Yargıtay 17. Hukuk Dairesi'nin bir kararı var. Bunlar özellikle kusur oranının ya da kusurun belirtilmesinin hukuki konu olması ve bunun değerlendirmesinin de hakimin takdirinde olması gerektiği yargı kararlarında açıktır. Yani özellikle kırmızı alanı okuyabilirse, hakim kusurun derecesini ve zarar tutarını belirlemeden tam bağımsızdır. HMK 266 hükmüne göre de kusur oranlarını belirlemek teknik değil, hukuki bir konudur. Elde edilen teknik bulgulara göre hakim bu konu, bu oranı belirlemede ihlal edilen kuralları göz önüne almalıdır şeklinde. Devam eden bazı şeyler var. Görüyorsunuz birçok yerden rapor alınmış. Her biri farklı farklı. %100, %75 gibi bazı oranlar yapılmış. Kusurdan dolayı birçok dosyalarımız bozuluyor. Neden? Çünkü göreceli bir durum, aslında normatif bir durum. Bu şekilde bir bilekişiden %55 çıkar, bir diğer bilekişi %60 verir. Çünkü bir terazisi yok. İnsan takdiri tamamen. Burada bunu belirlemesi gereken tek merci hakimdir. Hakim belirlemesi gerekiyor. Burada hakim belirleseydi eğer, bu dört tane farklı raporlar alınmayacaktı. Ve dosya belki de bir yılda, iki yılda çözümlenerek, Yargıtay tarafından da ilgili sürede çözümlenerek hızlı bir şekilde karar verilecekti. Ama birçok konudan verildiği için, birçok bilekçiden verildiği için bozularak tekrar bozulma yapmış. 4 yıl süren dava tekrar 4 yıl, 3 yıl vesaire birçok yargılamanın sürüncemede kalmasına neden olmuştur. Bir sonraki kararı açabilir miyiz? Şimdi bu da 17. Hukuk Dairesi'nin kararı. Özellikle bastıra bastıra söylüyor. Şu an 17. Hukuk Dairemiz kapandı. 4. Hukuk Dairemiz, 17. Hukuk Dairesi Başkanımız 4. Hukuk Dairesi Dairemizin Başkanı oldu Yargıtay'da. Ve 4. Hukuk Dairesi'ni de bilen bilir. Tüm tazminat davalarını, tüm trafik kazalarından kaynaklanan aktüeryal tazminatına yol açan birçok konuda yetkilidir. Bu sebepten çok net bir şekilde belirtilmiştir ki HMK 266 gereği kusur oranı belirlemesi teknik değil, hukuki bir konudur. Hukuki konu dendiği zaman hakim direkt buradayı tek yetkili hakimdir. Hakimin yetkisi nereden gelir? Anayasadan gelir. Anayasadaki yetki hakime verilmişse hakim bu yetkisini bir başka kişiye devredemez. Bu konuda bilirkişilerin kesinlikle kusur oranını belirtmemesi gerektiği görülmekte. Diğer de kararımıza çevirdiğimiz. Bu da Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararı. Bu da zaten çok açık ve net bir şekilde zaten belirtiliyor. Üst taraftaki siyah çizgili yerde kusur tespitinin bilirkişi tarafından mı yoksa hakim tarafından mı yapılacağı noktasında uyuşmazlığın toplandığını görmekteyiz. Bu nedenle somut olayda bahsedildiği üzere kendisine bırakılan çek defteriyle ilgili bir davadan bahsediyor. Ortak kusur olduğu söylenemez demiş. Yargıtay tarafından kusur nitelendirmesi yapılmış. Türk Ticaret Kanunu'ndan bahsediliyor. Keşfedeceği yüklenecek kusurun tespitinin bankacılık işlemleriyle ilgili olmadığı hakimin hukuki bilgisiyle belirlenebilir bir durumdadır. Bu nedenle keşfedeceği yüklenecek kusurun tespiti sadece hakimin hukuki bilgisiyle çözümleneceği dikkate alınarak demiş ve bilirkişilik kanunu atıf yapmış. Genel tecrübe, bilgi tecrübeyle ve hakimlik mesleğini gerektirdiği hukuki bilgilerde çözümlenmesi mümkün olan kanunlarda kesinlikle bilirkişiye başvurulamayacağı dile getirilmiş. Maddemize de atıf yaparak bu konuda direnme kararının yerinde olduğu, yani yerel mahkemenin verdiği kararının yerinde olduğunu dile getirilmiş. Diğer bir tane de bunlar hukuk yargılaması içindi. Çok güzel bir örnek de ceza yargılamasında en üst perdeden görmekteyiz ve bu da 2016 yılında verilmiş bir karar. Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararına göre dosyada bulunan bilirkişi arasında olayın gerçekleşme nedeni ve tarafların taksirli davranışları nedeni olduğu bir çelişki bulunmadığı, takdiri hakime ait olan kusur durumu ile ilgili raporlardaki farklılıklar nedeniyle yeni bir bilirkişi incelemesi yapılması gerekmemektedir. Burada görüleceği üzere kusurdan dolayı birçok bilirkişiye gidilmektedir. Bu da kişilerin işte özel bir ve teknik bilgisi olmadığı için kişilere göre değişkenlik arz ediyor. %55 olan %60 çıkıyor, %75 çıkıyor, aynı olada %100 çıkıyor.
Bunu da tabii ki Ceza Genel Kurulu'nda tartışılmış. Bu durum hakimin yetkisindedir ve bilirkişiye kesinlikle başvurulması gerek yoktur diye dosyanın reddine ve gönderilmesine karar verilmiş. Herhalde slaytımız bitti mi? Evet İsmet Bey, çok yorduk sizi bugün. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Bununla ilgili bir ben bir şey ayrıntılı anlatayım. Şimdi kusurla ilgili tabii ki biz şu an ben sorulara bakamıyorum. Yani birçok konuda mahkemelerin zorladığından ve buna yönelik ek raporlar istendiğinden bahsediliyor. Kusurla ilgili kesinlikle hakimin takdirindedir. Bilirkişi tarafından bu konuda oran verilmemelidir. Bizim daire başkanı olarak zaten getirmiş olduğumuz ilke ve standartlara çok açık, net, asli ve tali şekilde bile verilmemelidir diye ayrıntılı olarak oraya yazdım. Kusur oranı konusunda yargı kararları açık, net. Bu konuda ilgili kişiler bu yargı kararlarını görebilirler, paylaştı. Hem Ceza Genel Kurulu hem Hukuk Genel Kurulu zaten olaya nokta koymuştur. Bu konuda kusur oranlarının hakim tarafından belirlenmesi gerekir. Tabii ki bu süreç birazcık daha geçiş süreci gibi düşünülüyor. İleriki zamanda bu şeylerin, uygulamanın biz oturacağını düşünüyoruz. Bu konuda kesinlikle bilirkişiler tarafından bir oran verilmemesi gerekmektedir. Evet, çok teşekkürler. Ben sunumu sonlandırayım İsmet Bey. Soruları almaya başlayalım isterseniz. Tabii ki. Sonlandırdım bile ama çok yorduk sizi gerçekten. Evet, ben isterseniz hemen şöyle birkaç tane soruda ortak bir şey vardı. Onu bir size dile getireyim. Bu 30'u çok bulanlar var açıkçası. Yani 15 olsa daha iyi olurdu demişler veya bölgesel uygulama olsa. Yani mesela hani siz dediniz ya, bölgesel bazı yerlerde bilirkişi bulanı, bazı yerlerde bilirkişi yığılması fazla. Bunu dengelemek adına istatistiki bir sonuç olduğunu söylediniz bunu. Evet. Ama ona rağmen dediğim gibi 30 sayısının fazla bulunduğu, resmen bir kopyala yapıştır rapor şekline dönüştüğünden bahsedilmiş. Evet. Yani açıkçası ben de şey diyeyim. Küçük bir istatistik paylaşayım o zaman. Dolayı. Yok ben de evet. Ben de bölgesel uygulama yapılması gerektiğini düşündüm de o nedenle nasıl yapılabilir? O konuda bilgi verirseniz. Şimdi ben bir istatistik paylaşayım. Tabii ki sorunuza cevap vereceğim. Yayın başında da söylediğim gibi... Kota uygulaması gelmesiyle birlikte şu anda 29 bine yakın bilirkişi görevlendirilmiş. Yani bunun anlamı şu ki 4 yılda görevlendirilmeyen bilirkişilerin büyük bir kısmı 3 ayda görevlendirilmiş. Ve bu görevlendirmeler de devam ediyor. Şimdi dosya bitmiş değil, taraflar bitmiş değil. Tam keşif zamanı daha yeni başlıyor biliyorsunuz. Havaların ısınmasıyla birlikte keşifler artıyor. Bu konuda 30 sayısının biz tabii ki bölgeler nezdinde bir çalışma yapılmadığı için tüm Türkiye genelinde bir sayı belirlemesi yoluna gidildi. Bu öneriyi de biz şeylerimize, çalışmalarımıza değerlendirelim. Güzel bir öneri. Bu konuda da çalışmalarımızı onu kenara koyacağız ve bölgesel çalışma nezdinde bir çalışmalarımızı ekleyeceğiz. Benim bahsetmek istediğim asıl bilirkişi alımlarının özellikle şimdi biz bir istatistik çıkarıyoruz. Görevlendirilen bilirkişiler alanları ve görevlendirme sayılarına yönelik bir çalışmamız var. Bunu çıkarttığımız zaman alan bazlı görevlendirmelerin ve bilirkişilerin sayısı çıkacak. Yani belli alanlarda belki daha az alım yapacağız. Belli alanlarda da belki daha fazla alım yapacağız. Bu konuda istatistiksel bir çalışma yapıyoruz. Kota uygulaması bizim elimizi çok rahatlatıyor. Şu anda %55-60'lara yakın bir bilirkişi görevlendirmesinden bahsediyoruz ve 3 ayda. Biz bunun %90'ların üzerinde çıkacağını, sene sonuna kadar %90'ların üzerinde çıkacağını düşünüyoruz. O yüzden hiç görev almamış bilirkişilerin görev alacağını da umut ediyoruz. Yani bu konuda müsterih olsunlar. Ben kota ile ilgili bir şey sorabilir miyim? Evet. Ek raporlar kotadan sayılıyor mu İsmet Bey? Yok, kesinlikle sayılmıyor. İlk 3 hafta ek raporlarla ilgili bazı hatalar tespit ettik. Biz kesinlikle bunu önledik. Ocak ayında bunun hatasını giderdik. Bu yaptan kaynaklanan bir hataydı. Şu anda kesinlikle ek raporlar sayılmıyor. Ek rapor, ne kadar ek rapor alınırsa alınsın kesinlikle kotadan sayılmayacak.
Teşekkürler. Ben yukarılarda kalmış bir soruyu gündeme getirmek istiyorum. Unutmayalım. Evet. Anıl Bey sormuş. Başvurularda 5 yıl fiili olarak çalışıyor olması gerekiyor diye söylediniz demiş. Peki emekli olanlar için durum ne olacak demiş. Emekli olanlar da çalışanların yani emekli olduğu süreçte çalıştıkları süreleri kanıtlaması gerekecek. Yani bir kişi emekli olmuş ve o konuyla ilgili 5 yıl fiili çalışması varsa bölge kurullarımız onun takdirini yapacaktır. Zaten Seval Hanım çalıştığını gösterebilen bir belge aldığı için emekli olup olmamasının burada şeyi yok, bir bağlantısı yok konuyla. Yo, mantık olarak da bu cevabı zaten vermek gerekiyor ama hani ben şunu da yani hayır şeyde normalde herhangi bir kurumdan ispatladığı sürece bir sorun yok. Evet. Ben bir soru gördüm ama onu yanıtlayabilir miyim acaba? Talimatların ek rapordan sayıldığına yönelik bir soru var. Bu konuda uygulamadaki bazı hatalar var. Şimdi kotadan önce bu hatalar göze batmıyordu. Şimdi talimatla alınmış bir rapor var. Örnek vererek gidersek çok güzel olur. Şimdi Ankara'da esas mahkemesi olan bir davada Antalya'dan bir bilirkişi talimatla bir görevlendirme alıyor. Örnek veriyorum tamamen bölgeler dışı, örnek dışı. Bu durumda talimatla rapor alındıktan sonra Ankara'daki mahkeme o bilirkişiden ek rapor almak istiyor. Ve Antalya'ya yeniden talimat yazıyor. Diyorlar ki örnek veriyorum Gökhan Bey'in ismini. Gökhan Bey'in ismini vererek bu konuda bir ek rapor talep ediyoruz diyor. Ancak bunu direkt tevziye gönderiyor. Şimdi sorun orada başlıyor. Yani Ankara mahkemelerinin tevzisine yeniden talimat numara almasına neden oluyor durum. Alması gereken şu. Talimat mahkemesinin ilk rapor verilen talimat mahkemesinin mahkemesine müzekker yazılarak o talimat numarası kapansa dahi ek rapor alınabiliyor ve o talimat numarasından ek rapor verilmesi sağlanmalı. Bilirkişilerimizin mahkemeye bu konuda bilgilendirme yapmaları gerekiyor. Tabii mahkemelerimize biz genel bir yazı hazırlığı içerisindeyiz. Genel yazı hazırlayıp Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü adına gönderilecek bu konuda bilgilendirmeler yapacağız. Yani şu tevziye sunularak yeniden bir numara alan, yeniden bir talimat numarası alan bir dosyadaki ek rapor görevlendirmesi kesinlikle yeni bir görevlendirme göre olarak sisteme algılıyor. Bunun çözümü de eski dosya numarasından görevlendirme yapılması. Bu Yargıtay bozmalarda da aynı şekilde. Yargıtay bozmalarındaki dosyalar yeniden esas numarası alıyor ve yeni esas alınan dosyalarda bir ek rapor ihtiyacı oluyor. Bu durumda da yeni bir görevlendirme gibi oluyor ve kotasından düşüyor. Bunlar kesinlikle ve kesinlikle eski numarasından görevlendirme yapılması gerekiyor. Buna biz sistemi biz uğraştık. Kesinlikle sistem sayı temelli ve yeni esas numarasını gördüğü an yeni bir dosya olarak kabul edip kotanızdan düşürülüyor. Buna engelleyemiyoruz. Bu sebeple eski numaradan görevlendirmeler yapılırsa kesinlikle kotadan sayılmayacaktır. Ben özellikle buradan soru soran kişiye de teşekkür ediyorum. Bu konuda aydınlanması gerekiyor mahkemelerimiz. Tabii bir şey daha ekleyebilir miyim İsmet Bey? İsterse mahkeme ek raporu başka bir kişiden de isteyebilir. Yani dolayısıyla tekrar bir numara alabilir değil mi? Hani o da bir ayrı durum yani. Evet evet aynen öyle. Yani tevziye gönderiyor. Tevziye gönderdiği için yeni numara veriliyor. Yani bu durum uygulamanın kotadan önceki yanlışlıklarından biriydi. Ve bu da iş yüküne sebebiyet veriyor biliyor musunuz? Yeniden talimat numarası alınması bir başka mahkemeye yeniden bir iş olarak düşüyor. Halbuki eski talimat numarasından devam edilse direkt bilirkişiye verilen rapor belli, her şey belli. Ek rapor olarak direkt bilirkişiye tevzi edilecek ve o bilirkişi raporunu oraya sunabilecek. Burada şunu da ben izah etmek istiyorum. Artık talimatla yazılmasına gerek yok. Talimat yazılmak için bilirkişi raporu alınabiliyor. Bunu mahkemelerimize özellikle bilirkişiler tarafına iletilmesi gerekiyor. Talimat olayı sadece dosyanın fiziken teslimlerinde gerek oluyor. Yani postayla gönderilip mahkemeden teslim alınması için. Burada sistem buna cevaz veriyor. Diğer bölgelerden bilirkişiler direkt re'sen görevlendirilebiliyor.
ve talimat yazılmasına da kesinlikle gerek yok. Talimat ancak dosyaya fiziken teslim edeceğiniz zaman bilir kişi belirlenir, görevlendirme yap üzerinden yapılır ve talimatla dosyayı gönderirsiniz. Burada talimatla bilir kişi görevlendirmesinin bizce sistemsel olarak sakıncaları mevcut. Yeniden tevziye gönderilmesine tutun da iş yüküne varıncaya kadar. O yüzden mahkemelerimiz kesinlikle tek resen sistem üzerinden kendileri görevlendirebilir. Evet, ben Mehmet Güneş Bey burada benim biraz önce dile getirdiğim bu bölgesel olarak farklılık olması gerektiğinden yine bahsetmiş. Yani Ankara İstanbul'daki bir kişinin 30 dosya almasıyla Kilis Bayburt Çorum'daki bir kişinin 30 dosya almasını mantıklı bulmadığını belirtmiş. Yani hemen hemen sorularda veya yorumlarda bu tarz ifadeler çok geliyor İsmet Bey. Sizin bunu çalışmanız gerekecek yani bu konuyu bölgesel farklılığı öyle gözüküyor. En azından buradan size mesaj vermiş oldu izleyicilerimiz. Evet. Şimdi bir de bazı bilirkişilerimiz şeyler sormuş. Girişlerle ilgili, adliyedeki girişlerle ilgili sorunlardan bahsetmişler. Bu konuda bir çalışmamız var. Onu da dile getirelim. İnşallah bilirkişilerle ilgili bir kimlik çalışmamız var. Ama tabii bu hemen olacak diye bir şey demiyorum. Bu konuda bir çalışma içerisindeyiz. Bilirkişilerin adliyede rahatlıkla ulaşımı sağlayacak konuda düzenlemeler yapacağız. Şimdi tabii park sorununda da çok geliyor bize. Ben onu da soru yok ama göremedim. Ben ona da değineyim. Yani bazı adliyelerimizde avukatlarımızın dahi yer bulmasında sorunlar yaşanıyor. Bu sebeple bilirkişilerimize özel park yerinin tahsisine yönelik bir çalışma içerisine giremiyoruz. Bu konunun çünkü yetkilisi başsavcılıklar. Zaten kimliklerle ilgili de yetkili başsavcılıklar. Bu konuda yetki tanımlaması yapıldığında X-ray cihazına geçmeden kendi kartlarını gösterip girebilme imkanları olabilecek. Bunu dediğimiz gibi ileriki dönemlerde çalışmalarını yapacağız. Sever Hanım, bir şey ilave edebilir miyim ben buraya? Tabii, buyurun. Mehmet Arıkan Bey çok güzel bir şey söylemiş. Ben de yere gelmişken söyleyeyim. Bilirkişilik bir meslek değildir. İsmet Bey de bunu teyit edecektir. Çok güzel bir vurgu. Bunu lütfen bir meslek olarak görmeyelim. Mümkün olduğu kadar herkesin bilgiye başvurması, bilgi sayının artması lazım ki adalete daha hakim şekilde destek verebilelim. Çok güzel bir noktaya parmak basmış. Bunu arada söylemek istedim. Mehmet Arıkan Bey. Evet. Bilgiçinin kesinlikle meslek olmadığını daire başkanımız da özellikle her konuşmasında dile getirir. Bizler de bunu dile getirme görevimiz. Bir meslek değil, bilgisine, tecrübesine ve bu konudaki yeteneğine güvenerek yargı mercisine gelmiş olan hak arayan kişilerin bu konudaki imkanlarını sunmasıdır. Tabii ki yargıya tamamen çok üst düzey şekilde yardım etmektedir bilirkişilerimiz. Ancak burada kesinlikle meslek olarak adlandırılmaması gerekir. Bazı eleştiriler görüyoruz. Yani para kazanamıyorum, şeyleri açın, başvuruları açın gibi. Böyle bir eleştirilere bizim olumlu bir şekilde yanıt vermemiz mümkün değil. Çünkü biz onun bir ücret karşılığı yapılan bir bilgi paylaşımı olduğunu düşünüyoruz. Meslek olarak görmüyoruz ve başvuracak olan kişilerin de meslek olarak görmemesini temenni ediyoruz. Bu sebeple kesinlikle meslek olarak görülmemeli. Mihriban Hanım bir soru sormuş. Kota uygulaması her bölge idare mahkemesinin kontrolünde mi yoksa daire başkanlığının kontrolünde mi, ama sistemsel bir şey demiştiniz herhalde buna. Şimdi kota uygulamasının tabii ki yönetim yeri tamamen Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü. Ancak daire başkanlığımız onun kotaya dahil olanlar, kişiler ve dahil olup olmayan kişilerin tespiti vesaire tamamen bölge kurullarımız ilgileniyor bu konuyla ilgili. Bu sebeple daire başkanlığımızın ona müdahil şansı yok. Sadece gelen başvurulara yönelik bizim kotalardaki olan sorunları tespit ederek sorunların çözümü noktasında UYAP nezdinde çalışmalar yürütüyoruz. İlgili şikayetler varsa, bu konuda hatalar varsa bilirkişilerimizin daire başkanlığımıza ya da bölge kurullarımıza iletmesi durumunda anında çözüm önerisi getirebileceğiz. Pınar Hanım, sizin soracağınız bir şey var mı, yoksa ben devam edeyim mi buradan? Bir soru var.
not almışım ben. Tevzi sistemine geçildiğinde arabuluculuk sistemi gibi bölge seçme imkanı getirilmesi mümkün mü? Şeklinde. Şimdi tevziye yönelik zaten slaytlarımı da ben dile getirdim. Çalışma içerisindeyiz. Nasıl bir sistem getirilecek, nasıl bir çözüm önerisi getirilecek? Onun üzerine çalışıyoruz. Ancak bölge temelli olacağı aşikar. Çünkü bölge temelli bir sistemimiz var. Biz çalışmalarımız devam ediyor. Tam net bir bilgi vermeyeyim. Bu konuda çalışmalar bitince tevzi sisteminin ayrıntılarıyla ilgili kamuoyuna açıklamada zaten bulunacağız. Aynı konuda birkaç kişiden soru var. Yine Göksel'in Bey ve Abdülkadir Bey'den alt uzmanlık dallarının hangi dönemlerde ekleneceğinin ve nasıl ekleneceğini soruyorlar ama. Evet, söylemiştik onu. Tekrar söyleyelim. Evet. Alt uzmanlık alanların güncellemesine yönelik başvurularımızı ayrı bir başvuru altında almayacağız. Bu konuda biz birlikte tüm başvurularla birlikte almayı düşünüyoruz. Güz döneminde alım yapacağımız için alt uzmanlık alanı güncellemek isteyen bilirkişilerimizin de başvuru döneminde başvurmalarını tavsiye ediyoruz. Tamam. Soruları kontrol ediyorum. Mümkün olduğu kadar ortak bir nokta bulmaya çalışıyoruz. Çünkü bayağı bir soru var. Ben bir tane sorayım bu arada. Mesut Bey sormuş. Bilirkişilerin Yargıtay içtihatlarına ulaşabilecekleri bir sistem mevcut mudur? Bu konuda Yargıtay'ın ve Danıştay'ın karar arama sitesi var ama kendileri oradan ulaşabilirler. Hakimler olarak bizim bir UYAP'tan inceleme sistemimiz var. Karar arama sistemimiz var ama bilirkişilere tanımlı değil o. Onu da Yargıtay ve Danıştay'ın karar arama yeri var. Orada da anlık paylaşıyorlar. Danıştay önceden bu konuyu getirmişti. Yargıtay da artık bu paylaşımları yapıyor. Yani iki kurumun da sitesine girerek bu konuda kararlara erişebilirler. Ya da kararlarla ilgili özel bazı şeyler var, firmalar. Onlara da başvurabilirler. Ama UYAP nezdinde onlara tanımlanması şu an için öyle bir durum yok. Cem Bey birkaç defa dile getirmiş. Cem Alakuş. SPK lisanslı uzmanlar için özellikle inşaat mühendisi olması gibi bir algı var. 3 yıllık kamulaştırma bilirkisi 5 yıllık tecrübe gerektiren yerlere çağrılıyor. Bunun önlenmesini talep etmiş. Mümkün müdür bu, böyle bir şey? Evet ya, o konuda çok karıştırılıyor. Uzmanlık alanları herhalde karışıyor. Böyle bir sıkıntı var. Evet. Şimdi sadece kamulaştırma alanında kayıtlı olan kişilerin gayrimenkul değerlemesi yaptığına yönelik de bazı şikayetler konu oluyor. Bu konuda bölge kurullarımız resen denetimler de yapıyor. Bazı yaptırımlar da uygulanıyor. Bu konuda bilirkişilerimiz görevlendirildiği anda dosyayı inceleyerek dosyadaki konunun kendi uzmanlık alanına girip girmediğini tespitle yükümlü. Biz rehber ilkelerimizde onu dile getirdik. Görevlendirilen bilirkişi ilgili konuda kesinlikle kendisi konusunun olup olmadığını belirleme yetkisi var ve zorunluluğu var. Bu sebeple görevlendirildiği andan itibaren ona dikkat etmesi gerekiyor. Dikkat edilmediği zaman yaptırımla karşılaşabilir. Oğuz Bey de ücretleri sormuş, bilirkişilik ücretlerini. Ücretleri yeni güncelledik ya. Niye soruyor Oğuz Bey? Ücretleri yeni güncelledik. Muhtemelen başka izleyicimiz daha sormuş. Evet, İsmet diyor. Evet. Ücretle ilgili sorular var. Evet. Ben bir tane başka bir soru sorayım mı? Sevel Hanım. Tabii. Gene çok meşhur bir konudur. İsmet Bey buna cevap verecek. Kalemce sisteme girmeden harici atamalar yapılıyor diye. Harici atama hangi durumda yapılır? Hangi şartlarda yapılır? Bize bir bilgi verirseniz böylece o kaleme ekstra bindirilen yükten de yükü de açıklamış oluruz yani. Şimdi ona yönelik tabii ki bize geliyor şikayette. Biz onu tespit ediyoruz bazı konularda. Şimdi harici diye dediği şey değil aslında. Harici atama dediği, harici bilirkişi ataması farklı. Bir listede olmayan bilirkişiler atanan harici bilirkişilerdir. Bu burada bahsettiği bilirkişimizin bahsettiği durum sistem dışı atamadır.
Sistem dışı atamaları kesinlikle biz müsaade etmiyoruz. 17 Mart'ta 2021 tarihinde, yani geçen hafta Sayın Bakanımız tarafından bir genelge yayınlandı bu konuyla ilgili. Bu konu şikayetler olunduğu zaman kesinlikle incelemesi yapılacak. Kotası dolan bilekişiler ve dosya verilmesi için sistemde görevlendirme yapmadan atama yapıldığı bazı dosyalarda tespit ediliyor. Bu konuda kesinlikle bilekişlerimiz dosyaları kabul etmesinler. Görevlendirmeleri olduktan sonra bir sonraki ay kotaları dolduğunda raporlarını vermeye gittiklerinde sistemde görülmediği için yeniden görevlendirme alamayacaklar ve bu konu sürüncemede kalacak ve davanın uzamasına sebebiyet verecektir. Bu sebeple kesinlikle UYAP'tan görevlendirme olmadan dosya kabul edilmesin. Bununla ilgili tespit edilen durumlarda da bölge kurullarımız ancak bilekişilerle ilgili yaptırım uygulayabilir. Ciddi yaptırımlar da yapılması düşünülüyor. Buna bilekişilerimizin bence dikkat etmesi gerekiyor. Bazı mahkeme kalemlerinin bu mahkemelerimizin yaptıklarını biz duyuyoruz. Bunlar sıkıntılara sebebiyet veriyor. Bu sebeple kesinlikle UYAP'tan görevlendirme yapılmadan, yani sistemden görevlendirme yapılmadan dosyalar kabul edilmesin ve dosyayı aldıktan sonra kesinlikle teslim tutanağın düzenlenmesini talep etsinler. Dosya geldikten sonra teslim tutanağı düzenleniyor ve bu da tamamen verilerin eksiksiz ve zamanında girilmesi kuralına da aykırı bir durum. Tespiti durumda ağır yaptırımları var. Hem bu işlemi yapan kişiler hem de bilişkiler hakkında bunlara dikkat etmelerini tavsiye ediyoruz. Mehmet Bey şöyle bir talepte bulunmuş. Dosya verilmeyen bilir kişiler listelerden silinsin demiş ama siz tam tersi bu 50 bin kişi kayıtlı bilir kişiyi zaten kazanmaya çalışıyordunuz. Şu anda 28 bin dediniz yanılmıyorsam. Evet. Yani zaten hepsini bu kota uygulamasıyla dosya vererek hepsini kazanmaya çalıştık. Dolayısıyla böyle bir şey herhalde talep gerçekleşmeyecek gibi duruyor değil mi? Mehmet Bey sorusunu ben cevapladım ama. Ben de ekleme yapayım Seval Hanım. Zaten tam tersine arttırmaya çalışıyor İsmet Bey'le. Yani birlikçi daire başkanlığı sayıyı zaten arttırmaya çalışıyor. Çünkü birçok bölgede çok eksik var. Ve birçok eksiği de diğer bölgelerden takip eder. Belki İsmet Bey onu da anlatır. İlgili bölgede olmayan bilirkişi başka bölgeden de hakim isteğiyle çağrılabiliyor. Yani bölgelerde eksik çok aslında. Dolayısıyla tam tersine bilirkişi sayısı arttırılmaya çalışılıyor. Böylece bunun bir meslek değil, adalet dağıtan birçok kişinin olması sağlanmaya çalışılıyor. Aslında sayısal durumdan çok dağılım çok önemli. Dağılım konusunda sorunumuz var. Mesela muhasebe alanında bilirkişimiz çok fazla. Yani yeteri kadar var. Ama bazı bölgelerde örnek veriyorum. İşte gayrimenkul değerleme uzmanı bilirkişimiz sayısı yeterli değil. Bu konuda bir dağılım tam olarak yansıtılmadığı için bazı alt uzmanlık alanlarımızda görevlendirilecek bilirkişimizin bulunmadığı, yani bazı bölgelerde bulunamadığı gelen şikayetler arasında. Biz de bu konuya özgü bir araştırma yaparak istatistikler çalışma yapıyoruz ve hem bilirkişilerin alanlarını güncellemesi, alt uzmanlık alanlarını güncellemesi hem de yeni alımlarda da buna dikkat ederek yeterince bilirkişi almaya çalışacağız. Bu konuda 48 bin kişi aslında yeterli ama dağılımı çok yeterli değil. Buna da dikkat ederek hazırlıklarımızı devam ettiriyoruz. İsmet Bey, bir izleyicimizin sorusu var. Ben ileteyim. Memur olduğum için keşfe çıkamamak görev reddi için geçerli bir mazeret midir? Bu tabi bölge kurulumuzun takdir edeceği bir husus. Bu konuda ben bir net bir bilgi vermeyeyim. Ama mazeretini dile getirdiği zaman yazılı bir şekilde, mazeretlerin yazılı bir şekilde dile getirilmesi kendilerinin ispatı açısından önem arz ediyor. Bu konuda bir mazereti varsa ayrıntılı olarak izah edebilir. Bir de bazı konularda özellikle memur olan bazı şeylerimiz var, bilirkişilerimiz var. Mesela üniversite hocalarımız var.
bazı durumlarda tez yazan zamanların olmadığını, 5-6 ay içerisinde kendilerinin gitmemeleri gerektiğini ifade eden dilekçeler görüyoruz. Bu böyle durumları olan kişilerin geçici pasif konumumuz var. O konuda bölge kurulumuza başvurarak kendilerini geçici olarak pasife aldırabilirler ve hem kendilerini de mahkemelerin aranmasını da engelleyebilirler bu şekilde. Suat Bey burada bir şikayette bulunmuş, bir serzenişte bulunmuş. Rapor itiraz dilekçelerinde özellikle avukatların ahlaki ve insani sınırları zorlayan ibareleri var demiş. Bu konuda sizin ne düşündüğünüzü sormuş. Belki bu konuda şikayet alıyorsunuzdur siz. Bize çok fazla o konuyla ilgili şikayet gelmedi. Bu konunun aslında muhatabı da mahkeme hakimidir. Yani kendisine bir kişiye karşı böyle bir durum olması durumunda hakime başvurabilir. Eğer ki daha farklı suç niteliği olan bir durumlarda da başsavcılıklarımız var. O konuda kendileri başvurabilirler. İdari olarak bölge kurulumuzun bu konuda yapacak bir şeyi yok. Tarafa yönelik ithamlar, tarafa yönelik suçlamalar tamamen tarafın ilgili hakime ya da savcılığa bildirmesiyle ancak neticelenebilir diyeceğim bu şekilde. Birbirine benzer sorular olduğu için atlıyoruz. Siz de dinlenmiş olursunuz biraz. Gökhan Bey sizden tecrübe dinleyelim biraz. Ben de bakıyorum aslında. Biraz. Gökhan Bey tecrübe Efendim? Dinleyelim biraz. Tecrübelerinizi alalım. Yani şimdi 2017'den sonra kurulan Birlikçi Daire Başkanlığı aslında çok şeyi standartize etmeye başladı. Yıl 2021 ve İsmet Bey'in de anlattığı gibi birçok konuda gelişme sağlanıyor. Sorunlar üzerine geliştirmeler sağlanıyor. Buradaki tüm katılımcılar, tüm sorular aslında geliştirmek için güzel bir neden. Çünkü bunların hepsini dosyalarda yaşıyoruz. Yani anlatılanların hepsini ufağını ya da büyüğünü ben de yaşadım. Fakat bir gerçek var. Sistemler uygulandıkça gelişiyor. Dolayısıyla sadece burada ilave bir şey söyleyeyim. Concordato sistemi farklı. Öyle bir soru var. Bunu bilirkişi sistemini ayrı tutmak lazım diye düşünüyorum. İsmet Bey bana burada bu konuda destek verirse sevinirim. Evet. O soruyu da bulacağım. Kota sistemini çok doğru bulan izleyicilerimiz var bu arada. İsmet Bey bilginiz olsun yani. Zaten ben çok fazla göremiyorum. Tabii olumlu eleştirileri gördükçe biz mutluluk duyuyoruz. Yok, olumlu şeyler de var. Kotadan memnuniyet var gibi şu anda ama dediğim gibi 30 yüksek bulunup bölgesellik sayısını tartışırız. Ama biz bir reform yaptığımızı düşünüyoruz. Bu konuda sayıların tartışılması bile bence ülkemiz için ve bilirkişilik sistemi için çok büyük bir ilerleme. Bunu düşündüğümüzde kim derdi ki bir yıl önce 30 sayısının az ya da çok olacağını tartışabilelim. Gerçekten geçmişte olan bazı şeylerimiz, sıkıntılarımız, mahkemelerin sadece tek bir bilirkişiye verilmesi hususu vesaire yargılamanın tamamen kanayan yarasıydı. Biz bu konuda bir düzenleme getirerek bir sistematize etmeye çalıştık ve bu sayıların tartışılması bile bizi mutlu ediyor, öyle söyleyeyim. İnşallah tevzi sistemi geldiğinde bu tartışmalar tamamen ortadan kalkmış olacak. Bir şey daha ilave edeyim İsmet Bey. Aynı Tabii. zamanda da yani bilirkişilerin üzerine atılan bazı ithamları da engellemiş olacak. Çünkü bazı bilirkişilerin bazı bölgelerde çok bir dosya aldığı ile ilgili çok bahsi geçen şikayetler meydana geliyor. Dolayısıyla bence bilirkişilerin ya da komiserlerin, Concordato komiserlerin üzerindeki yük de kalkmış olacak gibi geliyor bana. Concordato komiserlerle ilgili bir şey sormuştunuz Gökhan Bey. Orada şey demiş, bilirkişilik bölge kurulu siciline bağlı Concordato komiserliği içinde bu eylem planı geçerli midir? Cem Alakuş sormuş. Şimdi eylem planında Concordato komiserliğine ilişkin bir madde görünmüyor. Biz onun sistemini hazırladık. Tamamen bilirkişi ekranı temelli hazırlanan bir sistem var.
Biliyorsun zaten Kongordoto komiserliğinde belli bir sayı var. O sayı zaten görevlendirme sayılarını geçilemiyor. Ona yönelik de bizim sicil, denetim vesaire tüm görevlerimiz bilişik bölge kurullarımız tarafından yerine getiriliyor. Şu an için gündemimizde Kongordoto ile ilgili bir çalışma görünmüyor. Sadece UYAP'sal bazı UYAP'ta bazı sistematik eklemeler olacak. Daha iyileştirecek sistem yani Kongordoto ile ilgili. İnşallah o da bilişikle birlikte daha ileri bir seviyeye atlayacaktır. Kufran Bey sormuş. Yargıtay kararlarına raporlarda yer verebilir miyiz demişler. Şimdi aslında Yargıtay kararları hukuki değerlendirme biliyorsunuz. Yani o bu tamamen benim verebileceğim şahsi bir fikrim olur. Hani kurumumu bağlamaz. Ancak Yargıtay kararlarının nitelendirmesi, değerlendirmesi, raporda tartışılması hukuki değerlendirmeye girer ve hakimin takdir yetkisine girer. Bence olabildiğince Yargıtay kararlarının bulunmaması gerekiyor. Ancak Yargıtay kararları temelli bazı hesaplama şeyleri var. Mevzuattan kaynaklanan mesela bazı hesaplama yöntemleri var. Bilgisayarlarımız bunu biliyorsa kendileri buna göre hesaplama yapabilirler. Bunlar da zaten Yargıtay kararlarını takip etmeleri gerekiyor bu konularda. Hem aktüerya hem de iş mevzuatından kaynaklanan bilgisayarlarımız bu konuda sıkıntı çekebilirler. Ama kararları takip edip kararları raporlarında tartışılması biraz hakimin takdir yetkisine girebilir. Ona dikkat etmelerini tavsiye edebilirim. Şu anda bilirkişi olmak için herhangi bir sınav yok ama bir izleyicimiz gündeme getirmiş. Sınav yapılacak mı demiş. Sınav gündemimize şu an için bulunmuyor bilgisayarlarımızla ilgili. Güncellemenin 2020 güz aylarında yapılacağı ile ilgili bir bilgi verilmiş daha önce. Herhalde Naci Bey söylemiş. Herhalde bu pandemiden dolayı ötelendi diye düşünüyorum. Daha önce söylemiştiniz gibi sanki. Evet evet. Yani, güz döneminde genel başvuru açacağız ve güncellemenin de genel başvuru döneminde yapacağız. Bu sebeple güz. Hayır, 2020'de denmiş ama 2021'e sarktı yani. Bu şey mi? Bilirkişi listesi şöyle demiş 2001 yılı bilirkişi listesi için bilirkişi daire başkanımız Mimarlık Odası'nın benzer yayınında 2020 güz aylarında bilirkişi başvuruları ve alt uzmanlık güncelleme yapılacağı planlanıyor demişti. Herhalde bu plan evet, evet. Pandemiden dolayı ertelendi. Evet. Çünkü eğitimler yapılamıyor ve bu şekilde tabii ki bazı bilirkişilerimiz bu konuda eğitimlerini almıştır ve başvurularını yapmak istiyorlar ama çoğu bilirkişilerimiz bu konuda eğitimlerini almamış olacak. Ve biz bunları tamamen bölge kurullarımızda çok fazla sorunla karşı karşıya bırakmamak için hepsini birlikte alacağız. Yani takvim dönemimizi takip etsinler. Bu yıl içinde yapılacak. İsmet Bey şöyle bir konu var. Bu sene biliyorsunuz 2017'de listeye girenlerin yenileme eğitimini alma zamanı evet. Mart ayının sonuna geldik. Hı-hı. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül. Yani aslında kısa da bir süre var. Evet. Herhalde bu takvim en kısa sürede açıklanır diye tahmin ediyorum. Çünkü süre oldukça dar. Çünkü tüm bilirkişiler bu yenileme eğitimini alacaklar. Şimdi, evet. Yenileme eğitimi alacaklar bilirkişilerimiz. Yeni bilirkişiler olmak isteyen kişiler temel eğitim alacaklar. Bu konuda biz yenileme eğitimi alacak olanları bir yıl uzatmıştık biliyorsunuz. 2021'de. Biz kesinlikle kimseye hak kaybı uğratmayacağız bu konuda. Yani yenileme eğitim süreçlerine de dikkat ederek bir takvim çalışması yapacağız. Burada önemli olan şu ki genelde bize CİMER başvurularında da geliyor. Yenileme eğitimlerini ne zaman alacağı, biz daha önce eğitimi aldık, 3 yıllık süremiz doldu gibi bir bazı yaklaşımlar var. Yani hiç bilirkişi olmayan kişiler, yani listede kayıtlı olmayan bilirkişilerin almış oldukları eğitimler 3 yılla sınırlı değil. Başvurabilecekler onlar. Yani onlarda bir hak kaybı olmayacak. Burada önemli olan 3 yıllık süre mevcut bilirkişilerin aldığı eğitimlerle ilgili. Diğer bilirkişilerin aldığı eğitimlerle bu yıl başvurabilecekler. O konuda bir hak kaybı olmayacak. Bize de başvurular çok geliyor. Biz yanıtlıyoruz. Aralık 2016 öncesindekiler için konuşuyorsunuz değil mi? Aralık değil de eğitim alımlar daha sonra olduğu için
2017, 2018, 19, 20 yıllarında almış olan eğitimlerle bu yıl başvurulabilecek yani. Anladım. Bilmiyorum, daha fazla başka soru. Yaptırdınız ama yine de ben izleyicimizin sorusunu gündeme getirmek istiyorum. Demiş ki kendi alanında yüksek lisans yapan ve ayrıca taşınmaz değerleme ve geliştirme alanında yüksek lisans yapan ziraat mühendisi herhangi bir iş tecrübesi olmaması rağmen bilirkişlik yapabilir mi demiş. 5 yıl şartını sağlamıyor yani anladığım gibi. 5 yıl şart sağlanacak. O gayrimenkul değerleme uzmanlarıyla ilgili farklı şeyler var. Kanunumuzda hüküm var. Onu da okuyabilirler. Hani bu konuda tam net bir bilgi olmamakla birlikte bu da bilirkişi kanunumuzda özellikle bu konu dile getiriliyor. SPK lisanslı olan kişilerin vesaire, fiili çalışma şartları vesaire. Bu hem kanun hem yönetmeliğimizi okuması yeterli diye düşünüyorum. Yani çok farklı soruların hepsini sorduk açıkçası. Zaten bazıları da yorum. Ben şu anda tevzi sistemiyle ilgili çok soru var. Evet. Nasıl bir yani tevzi sistemine geçildiğinde arabuluk sistemi gibi bölge seçme imkanı getirecek mi? Biraz önce söylemişti Seval Hanım. Onu söylemiştik, evet. Ondan sonra kusur verme oranı ile ilgili sorular olmuş. Onu da cevapladık. Başka da bir şey. Yani göremiyorum ben. Aynı şeyleri sormuş. Yani soru çok da ama genel içerik aynı hemen hemen sorulardı. Evet, yaklaşık 2 saat 15 dakikadır yayındayız. Evet. Gayet güzel bir tempoda devam ettik. Güzel başladık. Keyifli bir sohbet oldu. İzleyicilerimiz çok teşekkür ederiz. Bırakmadılar zaten sayımız da aynı. Sağ olsunlar. Evet. Sürdürülebilir bir çizgide ilerledik. Evet, gerçekten takipçilerimiz çok güzel kaliteli sorularla bizlere bu akşam destek verdiler. Son isterseniz birkaç ekleme varsa onları yapalım ve yavaş yavaş bitirelim. Yarın yine bir mesai durumu söz konusu. Erken kalkıp mesaiye gidecek arkadaşlarımız da var, izleyicilerimiz de var. Evet. Yani biz İsmet Bey'e gerçekten odamız adına teşekkür edelim. Kendisini çok gördük ama çok güzel, faydalı bilgiler verdi. Ben de hiç bilmeyen biri olarak çok şey öğrendim diyebilirim kendi adıma. Ben teşekkür ederim asıl. Bize de bu imkanı verdiğiniz için şimdi birçok bilirkişimize ulaşma imkanımız oluyor böyle panellerde ve oturumlarda. Tabii artık pandemi sebebiyle yüz yüze görüşme imkanımız artık azaldı. Ama bu imkanlar var. Bu şekilde kendimize ulaşabiliyoruz. Bilgi paylaştıkça çoğalır, güzelleşir. Bu şekildeki bir uygulamalarda biz bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Ve birçok bilgisayarımızı da aydınlattığımızı düşünüyoruz. Sorulardan da gördüğümüz kadarıyla ben de şimdi ancak bakabiliyorum. Birçok konuda yorumlar var, sorular var ve bize gelen CİMER başvurularıyla eşdeğer. CİMER başvurularında çok fazla sorulara değinmiyor. Biz onlara tek tek cevap veriyoruz. Diğer bilgisayarın ya da kişilerin bilmesine imkan olmuyor. Bu şekilde de birçok bir kişiye ulaşmış imkan oluyoruz. Bu sebeple sizin ve değerli başkanımın nezaretinde odanıza da çok teşekkür ederim bu imkanı verdiğiniz için. Biz de çok teşekkür ederiz. Evet, çok değerli bir yayın oldu. Çok değerli katkılarınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Pınar Hanım'a, Gökhan Bey'e de destekleri ve katkıları için çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki aylarda yenilenen durumlarda tekrar birlikte olabilmek dileğiyle diyelim. Tüm izleyicilerimize iyi akşamlar dileyerek tekrar teşekkür ederiz.